Efendim Cem TV ekranlarından herkese merhabalar. Ekranlarınızın başına bu haftada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekranları başında bizleri izleyen siz değerli izleyicilerime buradan kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı göndererek başlıyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum hepinize. Biz geldik, bomba gibiyiz. Yine bir hafta boyunca ekip arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Bugün size hem çok keyifli bir bölüm yaşatacağız hem de çok bilgi dolu bir programla karşınızda olduğumuzun garantisini veriyorum efendim. Peki ilk bölümde neyi konuşuyoruz? İlk bölümde dedik ya çok keyif alacağınız bir bölüm, yogayı konuşacağız efendim. Günün stresinden arınmak için her gün aslında yapmamız gereken, birazdan yoga eğitmeni sevgili Burcu Yakan da bizlere anlatıyor olacak. Tanıştıracağım konuğumu da, yogayı konuşuyor olacağız. Programın sonuna doğru da nefes ve farkındalık eğitimiyle bizleri bilgilendirmiş olacak. İkinci bölümde de serbest muhasebeci, mali müşavir sevgili Volkan Yaprak bizlere çalışma hayatında, iş hayatındaki haklarımızdan bahsediyor olacak. Çünkü birçoğumuz, yani bizi izleyen şu anda ekran başında olan izleyicilerimizin birçoğu eminim ki çalışan kesim ve çalışma hayatımızda işçiler olarak, çalışanlar olarak haklarımızın neler olduğunu bilmiyoruz. Hem işçi tarafını konuşuyor olacağız hem de işveren tarafını konuşuyor olacağız. O zaman ben sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen WhatsApp numaralarımı da sizlere vermek istiyorum. 0530 848 13 12'den bize sorularınızı, merak ettiğiniz konuları, yorumlarınız da dahil olmak kaydıyla iletebilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0530 848 13 12. Peki ilk bölümümüzle o zaman başlıyoruz ve yoga eğitmeni sevgili Burcu Yakan bizlerle birlikte. Burcucuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, bomba gibiyim. Böyle kırmızının da böyle farklı bir enerjisi oldu var galiba Burcu. Öyle. İnanılmaz enerjiyim. Böyle içimden bir enerji bombası patlayacak gibiyim. Süper. Tekrar hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Hoş bulduk. Burcucuğum, seninle geçtiğimiz sezonda da bir program yapmıştık. Yine çok sevilmişti. Biz tabii izleyicilerimizden de, beni takip edenlerden de bana gelen bazı yorumlar oluyor. DM'den mesaj atıyorsunuz. Bu arada atmaya da devam edebilirsiniz. Çünkü diyorlar ki işte şu konuyu işleyelim, bu konuyu işleyelim, bu konuyla alakalı merak ettiğimiz durumlar var diyorlar. Gerek işte WhatsApp sayfamıza geliyor, gerek bana DM'den geliyor. Yogada çok sevilen bir konu oldu. O yüzden de bugün iyi ki geldin, hoş geldin diyoruz, hoş tekrardan. Bulduk. Seni davet ettik, yogayı konuşacağız tabii ki de bugün. Yogayı tüm detaylarına gireceğim ama önce yoga nedirle bir başlayalım. Sonra programın sonuna doğru İzleyicilerimiz hiçbir yere ayrılmasınlar. Şimdiden tüyolarını vereyim. Çünkü birazdan oturduğumuz yerde nasıl yoga yapabiliriz? Ben de Burcu'ya eşlik etmeye çalışacağım. Siz evet, de ekranlarınızın başında, evlerinizde, ofisinizde, bizi her nereden izliyorsanız orada bize eşlik etmeye çalışırsanız bakalım nasıl olacakmış. Bir de nefes ve farkındalık eğitimim var değil mi? Evet, sonunda çalışmamız var. Evet. Onu da gösterecek. O zaman yoga nedir Burcucuğum? Başlayalım. Aynen öyle. Geçen sefer geldiğimizde bayağı detaylı konuşmuş, sohbet etmiştik. Yoga nedir? İşte kelime anlamından vesairelerden bahsetmiştik. Bugün başka bir tanımını yapalım o zaman. Peki. Yoganın. Sendeyiz o zaman. Yoga birleşmek, bütünleşmek anlamına geliyor. Birleşmek ve bütünleşmek derken belki sadece çevreyle bütünleşmekten mana çıkartılabilir ama aslında tamamen kişinin kendisiyle de bütünleşmesi anlamına geliyor. Kendisiyle ve çevresiyle bütünleşmesi diyebiliriz yoga için. Peki Burcu, şimdi yogayı biz hep spor dalı diyebiliyoruz değil mi? Aslında ama yani bir sporla pek bir alakası yok. Aslında biraz daha meditasyon, rahatlama sistemi diyebiliyorum ben. Bir senden onu dinleyelim mi? Yani yoga aslında bir spor dalı mıdır? Bir spor dalı olarak değerlendirilmekten ziyade tabii ki içerisinde fiziksel egzersizler var. Elbette ki bedene iyi gelecek hareketler mevcut. Ama sadece bundan ibaret değil. Çünkü biz sadece fiziksel olarak rahatlamaktan ziyade zihinsel ve ruhsal olarak rahatlamayı da vaat ediyoruz diyelim. Bir bütün. Dolayısıyla yoganın tanımından da bahsettik ya, kendimizle bütünleşmek ve çevreyle bütünleşmekten bahsettik. Bunlar bir bütün olduğu için bu üç şeyi göz ardı etmemek gerekir. Şunu bize biraz açıklayabilir misin? Biraz daha detayına inecek olursak. Yoga yaptığımızda hayatımızda neler değişiyor? Neler olumlu yönde ilerlemeye başlıyor? Yoganın insanlara faydası nedir Burcu?
Yoga bir kere kişide farkındalık oluşturuyor. En başta söyleyebileceğimiz şey bu olabilir. Çünkü kişi kendisiyle baş başa kaldığında, örneğin küçük de olsa bir nefes çalışması yaptığında bedenini fark etmeye başlıyor. Çünkü biz evet bu bedende dünyaya geliyoruz. Bu bedeni ama çok fazla idrak edemiyoruz ya da bu bedene tam anlamıyla yerleşemiyoruz. Sahiplenemiyoruz, kabul edemiyoruz. Değiştirmeye çalışıyoruz. Gerek tipini, şeklini, işte örneğin kiloluysak kilo vermeye çalışıyoruz. İşte saçımız kıvırcıksa düz olsun istiyoruz gibi gibi çoğaltabileceğimiz bir sürü şey var. Bu bedeni önce bir sahiplenmemiz gerekiyor. Yoga da öncelikle buna yol açıyor. Evet. Yani kişinin farkındalığını artırıyor. Kendisiyle ilgili, çevreyle ilgili farkındalığını artırıyor ve böylelikle de ne oluyor? Farklı bir gözle hayata bakmaya başlıyor. Hayatın içerisinde daha iyi koşullarda yaşayabiliyor. Neden? Çünkü bu bir metot. Bu metodu uyguladıkça hayatında attığı adımlar daha sağlam, verdiği kararlar daha doğru. Çünkü içinde olanı keşfetmiş oluyor ve böylelikle o içindeki şey artık doğruyu ifade ettiği için doğru şeyler yapmaya başlıyor. Aslında beyin yapısını mı değiştiriyor Burcu? Yani evet, zihnimizi. Zihnimizi çünkü çok fazla modifikasyonlar var. Zihnimiz bizi neredeyse yönetiyor diyebilirim. İşte doğduğumuz andan itibaren öğrendiğimiz şeyler var. Doğduğunuz aileyi düşünün, doğduğunuz çevreyi düşünün, doğduğunuz ili, doğduğunuz ülkeyi ve aldığınız kültürü düşünün. Ve bambaşka bir diyarda büyüyen bir kişiyi düşünün. Bütün bunların hepsi modifikasyon oluşturuyor. Yani öğrenilmiş bilgiler. Öğrenilmiş bilgileri yıkmadığımız, o kılıflardan arınmadığımız sürece net bir gözle, açık bir zihinle, berrak bir zihinle hayata bakmamız imkansız. İnançlarımız farklı, öğrendiğimiz kültür, aldığımız her şey eğitimden tut kültürüne varana kadar her şey çok farklı. Ama yogada kişinin, karşınızdaki kişinin cinsiyeti bile yoktur. Bir kadın, bir erkek değildir. Bir genç, bir yaşlı, bir çocuk değildir. İşte kilolu, zayıf, uzun, kısa, bu gibi modifikasyonlar yok, bu gibi öğrenilmiş bilgiler yok. Kişiyi olduğu gibi, olduğu haliyle, öz değeriyle görür ve bu bence büyük bir farkındalık. Şimdi şu da dikkatimi çekiyor, onu da sormak istiyorum sana. Aslında yoga çok uzun yıllardır, yani meditasyon yöntemleri çok uzun yıllardır var. Fakat öyle. Biz pandemiden sonra aslında bunu öğrenmeye çalıştık. Biraz daha galiba boşta kalınca insan o farkındalığı mı hissetti de yogaya yönelim yaptı. Mesela seninle alakalı da tabii ki uzun yıllardır tanıyorum aslında seni. Hayatına yogayı sonradan dahil edenlerdensin sen de. Doğru. Ve hayatında neler değişti yogayla birlikte? Bizim izleyicimiz çünkü vakalar üzerinden, hikayeler üzerinden gitmeyi çok seviyorlar. Evet. O yüzden böyle bize bir hikayeni anlatabilir öncesi, misin? Öncesi, sonrası. Öncesi ve sonrası. Öncesi ve sonrası yapalım. Dediğin şey çok doğru. Bir kere kişinin kendisine gerçekten bir vakit ayırması ya da o anda kendisiyle baş başa kalabilmesi lazım ve bunun için bir aslında zaman oluşması gerekiyor. Pandemi bize birazcık dolayısıyla bunu getirmiş oldu. Bugün hatta yapacağımız ofis yogası, sandalye yogası ya da home office dediğimiz evde çalışanların da yapabileceği yogada bence bunun bir sonucu. Çünkü pandemiden sonra biliyorsun çok fazla artık home office çalışanlar, evet, evde çalışanlar çok fazla çoğaldı. Bugün bence onların da gerçekten işine gelecek hareketler var. Diğer konuda... Bu arada lafını bölüyorum ama izleyicilerimiz hemen birazdan çünkü geçeceğiz o bölüme. Kendilerine bir sandalye hazırlasınlar. Çünkü birazdan ofis yogası değil mi? Sandalye üzerinde aslında bir yoga çalışması yapacağız. O yüzden bunun da bilgisini şimdiden verelim ki birazdan başlayacağız efendim. Aynen öyle. Kişinin kendine zaman bulması için gerçekten o alanın bir şekilde oluşması gerekiyor. Evet. Bu bir belki günümüz çağında lüks bile olabilir. Neden? Kişi çünkü barınma ihtiyacı hissediyorsa, beslenme ya da işte açlığını doyurma ihtiyacı hissediyorsa, başkalarına bakma ihtiyacı hissediyorsa, bu gibi şeyler var iken kişinin kendisine gerçekten vakit ayırabilmesi
büyük bir lüks. Bu alanı yaratabilmek, kişinin kendisine dönebilmesi, kendisiyle baş başa kalabilmesi, o dediğimiz nefes ya da meditasyon kısmına gelebilmesi için gerçekten bu alanın bir şekilde oluşmuş olması gerekiyor. Biz şunu tabii ki savunuyoruz. 5 dakikada olsa yap, 10 dakikada olsa yap ama sürekliliği olsun. Ve sürekliliği oldukça zaten bir sonuç elde edecek insanlar. Ben kendi hayatımda da zaten bunu deneyimledim. Bu yüzden bu öncesi sonrasını yapabiliriz. Seni dinliyoruz biz. Kurumsal bir hayattaydım sonuçta. Çalışma hayatının yoğunluğu, yorgunluğuyla o meşgalenin içerisinde yorulup gidiyorsunuz. Evet. Ve çok fazla çevrenizle ilgilenme gibi bir durumunuz yok ya da bir farkındalık gelişmesi gibi bir durum yok. Hatta kendinizle ilgili de farkındalığınız zaten gelişmiyor. Benim ne zaman gelişti? Ne zaman ki kurumsal hayattan çıktım, işte çocuğum oldu, onunla baş başa kaldım. O gün bir böyle bir buhran sonucu aslında yogaya yöneldim. Dikkat ettiyseniz hep bir travmanın ardından bir dönüşüm meydana gelir. Hep bir insan en dibe vurduğunda değil mi o çıkışı? Aynen öyle. Görür. Çünkü o bir değişime sebep olur, o bir dönüşüme sebep olur. Bir savaş olur, başka bir şey meydana gelir. Mesela pandemi. Pandemi döneminde çok büyük işte sıkıntılar yaşadık, evet çok büyük zorluklar yaşadık ama çok büyük şeyler de öğrendik. Çok güzel durumlarla da karşılaştık. İnsanlar ben neyim, ne yapıyorum, nereye gidiyorum diye sormaya başladılar insanlar kendilerine. Gerçekten yaptığım şey doğru mu ya da ne yapmalıyım soruları artık çoğalmaya başladı. Dolayısıyla ben de kendim için aynı şeyi söyleyebilirim. Ne zaman ki kendimle baş başa kaldım, ne zaman ki o buhranın içerisine düştüm, sonrasında yoga ile birlikte bu öyle bir yola evrildi ki hayatın içerisinde resmen uyumlanarak yaşamaya başlıyorsunuz. Gerçekten hiç mi zarar görmüyorsun ya da hiç mi yara almıyorsun, hiç mi duygu değişimleri olmuyor diyebilirsiniz. Evet ama gerçekten zihin bunu artık öğreniyor. Yani aslında bununla mücadele etmeyi öğreniyorsun değil mi Burcu? Şimdi tabii hani dedim ya az önce değerli izleyicilerimiz için ben Burcu'yu uzun yıllardır tanıyorum. Gerçekten geçen sene tabii hani görüştük, ara ara görüşebiliyoruz ama yani bu bence yoganın bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Bir kere çok enerjik gördüm seni. Çok bambaşka. Yani cildine bile yansımış diyebilirim. Öyle gerçekten. Mi? Teşekkür ederim. Çok güzelleşmişsin bu arada. Zaten teşekkür güzeldin ederim. Arkadaşım ama. Sen de öylesin. Gerçekten bunun ben şeylerini gördüm yani sende. Olumlu sonuçlarını, etkilerini şu anda direkt görebiliyorum. Büyük bir motivasyon kaynağı. Çünkü kişi artık karanlıklarıyla yüzleşiyor. Onları çözümlemek için o zor zamanlardan geçiyorsunuz. Yoga pratiği zor bir metottur gerçekten. Onlarla yüzleşiyorsunuz ve onlar bir şekilde dönüştükten sonra ve onun sonucunu gördükten sonra gerçekten bununla yüzleşebildim diyorsunuz ve onları böyle göz ardı etmiyorsunuz elbette. Ya da işte ne bileyim o herkesin vardır hani eksik dediği yanları ya da işte zayıf dediği yönleri vesaire herkesin vardır. Ama o yönlerle birlikte böyle bir yüzleşerek, onları kabul ederek, onların varlığını baş tacı ederek yola devam ettiğinizde artık özbenin çünkü farkına varmış oluyorsunuz ve o özbenin farkına vardığınız için de gerçekten çok düzgün şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Bir şey olsa bile örneğin herhangi bir çevreden gelen herhangi bir kötü bir şey mesela meydana geldi. Bu sizden kaynaklı olmayan bir şeydir. Günümüzde de çok fazla var çünkü çevresel faktörler. Diyelim ki öyle şeylerle karşılaştınız. Kendinizi gerçekten bir adım geriye atıp burada ne oluyor? Ve ben ne yapmalıyım diyebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Çözüm yolu aramaya başlıyorsunuz. Yani o aslında depresif hale girip de işte kendimize kavurlar yaratarak, yataktan doğru çıkmayarak ya da kendimizi çok fazla yemeğe vermek yerine o depresyon halini yaşamadan kendimize bir çözüm yolu aramaya başlıyoruz. Şimdi tabii bazen şöyle sorular da geliyor Burcu. Onu da sana yöneltmek istiyorum. Şimdi mesela işte spiritüel danışmanlar hep olumlamadan bahsediyor. İşte doğru, yoga eğitmenleri meditasyondan bahsediyor. Şimdi bu demek değil ki ben yoga yapıyorum ya da işte spiritüellikle alakalı işte olumlamalar yapıyorum. Bunun eğitimini alıyorum ya da işte kişisel
kişisel gelişim kitapları okuyorum ama hayatımda her şey artık yoluna girecek. Böyle bir şey zaten yok. Sadece bu bizim az önce Burcu'nun da söylediği gibi bu almış olduğumuz eğitimler, okuduğumuz bilgiler bizim medya aracılığıyla alanında uzman kişileri çıkarıp da sizlere bilgi sağladığımız kişilerden alacağımız tek bir ders var aslında. Biz olumsuz herhangi bir duruma düştüğümüzde nasıl başa çıkabiliriz? Ağlamadan, sızlamadan, kendimize kahırlar yaratmadan bunu nasıl başarabiliriz? Aslında bunu öğretiyorsunuz bize. Bunu da izleyicilerimize bir dipnot olarak geçmek istedim. Doğru. Peki şimdi ilave etmek istediğim bir şey var mı bu konuyla alakalı? Gayet net anlattın. Sadece belki şunu söyleyebilirim. Kişi gerçekten o buhran döneminde gerçekten dibe çökebilir. Ama kendinize zaman tanımayı öğrenmeniz gerekiyor. Kendinize zaman tanıdığınızda, farkına varmaya başladığınızda orada kim olacağınızı siz seçeceksiniz. Siz seçtiğiniz için o kişiyi sahipleneceğiniz için çok daha güçlü hayatınıza devam edeceksiniz. Kim olmayı seçiyorsunuz? Bu soruyu sorun kendinize. Kim olmayı seçiyorsunuz? Yani ben kimim? Hayattan beklentim ne? Ne yapmak istiyorum? Amacım ne? Değil mi belki de? Bu soruları kendime yöneltmem lazım. Burcu, şimdi seninle bu sandalye yogasını yapmak istiyorum ama sonrasında tabii yoga eğitmeni olmak isteyen, bunun eğitimini almak isteyen de izleyicilerimiz var. Yani benim mesela kendi etrafımda da mesela konuştuğum zaman işte ya yoga eğitmenliği mi yapsam? Hani bunu tabii hem ticari amaçla yapan kişiler hem işte zihnini boşaltmak isteyen kişiler de oluyor. Bunları da seninle konuşmak istiyorum ama şimdi ayakta yoga yapmakta zorlanıyorsunuz diyelim ki. Ben mesela yapamıyorum. O hani kafa üstü dönüyorsunuz filan, ayaklar yukarıda falan. Hiç sportif bir yapım yok. Dolayısıyla bakalım sandalyede o yogayı nasıl yapacağım. Ben de şimdi Burcu'ya eşlik etmeye çalışacağım. Şöyle birazcık hemen masamızı geri doğru başlayalım mı? İletelim. Yogaya. İtelim. Tamam. Başlayalım bakalım. Sizler de sandalyelerinizi eğer hazırladıysanız değerli izleyenler, bugün yoga eğitmeni Burcu Yakan bizlere sandalyede, ofisinizde ya da işte evinizde sandalyede yoga nasıl yapılır onu gösterecek. Peki sendeyiz Burcu. Tamamdır. Aynen öyle. Şimdi öncelikle ofis yogasıyla ilgili bir söyleyelim, faydalarından bahsedeyim. Kimler lütfen, yapabilir? Lütfen. İstersen onlardan bahsedelim. Eğer oturduğunuz yerden kalkamıyorsanız ve yoga yapmak istiyorsanız bu hareketler tam size göre. Diz kapaklarınızda problem yaşıyorsanız, bacaklarınızda problem yaşıyorsanız aynı şekilde size göre. Varisleriniz varsa, örneğin diz kapaklarınızda ya da dizlerinizde böyle bir kas güçlendirmek gibi bir ihtiyacınız varsa bu seri tam size göre. İşte home office çalışıyorsunuz, masa başı çalışıyorsunuz ya da evdesiniz ya da ofistesiniz fark etmiyor. Sürekli işte klavyede kollarınız bir şekilde asılı kalıyor. İşte mouse'u tutuyorsunuz, işte karpal tünel sendromları vesaireler oluşabiliyor. Bütün bunların da bilek güçlendirme de yapacağız çünkü tamamı yine size göre. Omuzlarınızda sıkışma var, işte boyun bölgesinde kulunç dediğimiz kısımda bir sinir sıkışması vesaire var ise, boyun düzleşmesi de dahil var ise bu seri yine tam size göre. Yani kısaca oturarak nasıl yapılır yoga göstereceğiz. Evet, reji de hazır mı? Başlıyoruz. Hep beraber. Hep beraber bütün ekip şimdi yoga yapacağız oturduğumuz yerde. Oturduğumuz yerden yapalım. Önce küçük bir farkındalık yaratalım burada. Oturduğumuz zemini hissetmeye çalışalım. Ellerinizi rahat bir şekilde dizlerinize koyun. Bu arada ben topuklu ayakkabıyım ama hiç sorun olmaz, değil mi? Hiç sorun tamam. Değil. Koyun. İsterseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz. Her zaman burundan nefes alıp burundan nefes vereceğiz. Ağız nefesini kullanmayacağız. Şimdi dikkatinizi sadece kalça bölgesine doğru çevirin, yönlendirin. Gözleriniz kapalı olduğu halde zemin ile bedeniniz arasında o yüzeydeki farkı hissedebiliyorsunuz. Görün. Şimdi dikkatinizi yavaşça kuyruk sokumundan boynunuza doğru çevirin. Kademesel olarak yavaş yavaş gelin boyuna doğru. Bu sırada normal nefesler alıp verin burundan.
Şimdi dikkatiniz sadece burnun ucunda. Burundan giren ve çıkan havayı gözlemle. Normal nefesler al ver. Şimdi yavaşça arala gözlerini. Önce bileklerle başlayalım, bahsettiğimiz gibi. Elleri önce kenetleyeceğiz ve göğse koyacağız. Avuç içleri göğüste olacak şekilde. Derin bir nefes alırken karşıya doğru açacağım göğsümün tam ilerisine doğru. Kollarım yere paralel olacak şekilde. Avuç içlerim karşıya dönük. Nefes verirken geriye. Göğse geri yerleştir. Aynen öyle. Derin bir nefes al. Aç. Nefes ver geriye. Derin bir nefes al, aç. İyice ger ileriye doğru kendini. Nefes ver geriye. Al nefes, aç. Ver nefes geri. Son kez yapacağız. Al nefes, aç. İyice ger ve tut nefesini burada. 10, 9, 8, 7, 6, 5. İyice uzat. 4, 3, 2, 1. Nefes verirken dön geriye. Şimdi alın hizasında aynısını yapacağız. Derin bir nefes aldım. Alın hizasında ileriye doğru açtım şimdi. Nefes verirken göğse geri koydum elimi. Burundan nefes al, aç. Ve burundan nefes ver geriye. İstersen gözlerini kapat. Derin bir nefes al, tekrar aç. Nefes ver, dön geriye. Derin bir nefes al, aç. İyice ger ileriye doğru kendini. Nefes ver, dön geriye. Son kez yapacağız. Al derin bir nefes, aç. Ve ileriye doğru iyice uzat, tut nefesini. 10, 9, 8, 7. İyice ger. 5, 4, 3, 2, 1. Ve ver nefesi, yavaşça dön geriye. Şimdi aynısını avuç içi yukarıya dönük olacak şekilde başın yukarısına döndüreceğiz. Bunu yaparken elleri yüze çok yakın şekilde indirip kaldırmaya çalışalım. Uzaktan değil, tam yakın şekilde. Derin nefes aldım, yukarı doğru aldım ve avuç içini döndürdüm yukarıya. Nefes verdim, döndüm geriye. Aldım derin bir nefes yukarıya, avuç içi yukarıda, iyice gerdim yukarıya doğru kendimi. Nefes verirken dön geriye. Al derin bir nefes yukarı, kapat gözlerini. Sadece harekete konsantre ol. Nefes ver, yavaşça dön geriye. Rahatladığını hisset sırtının, kollarının, omuzlarının. Al derin bir nefes son kez. Aç avuç içini yukarıya, yukarıya doğru iyice uzat, ger kendini, tut nefesini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Verirken nefesi yavaşça göğse geri koy. Evet, şimdi özellikle dedim ya, klavye kullananlar, mouse kullananlar için çok güzel bilek güçlendirmeler ve esnetmeler yapacağız. Biraz önceki gibi. Elleri tekrar kenetledim. Bu hareketleri yaparken aynı zamanda ben de sana ufak ufak sorular sorayım. Evet. Şimdi mesela ben kendi vücudumda şuralarımın inanılmaz şekilde ağrılar oluştuğunu şu anda hissediyorum. Muhtemelen çok fazla bilgisayar başında olmaktan, belki spor yapmamaktan kaynaklanıyor, evet, olabilir. Şu anda yapmış olduğumuz hareketin tam olarak neye faydası var? Bir kere bilekleri esnetiyoruz. Kolları gerdirerek uzatıyoruz. Omuzlarda açılma yapıyoruz. Ve yukarıya doğru özellikle kaldırdığınızda, hı-hı, sırtı, omurgayı uzatmış oluyoruz. Hı-hı. Sırtı da güçlendirmiş, hı-hı, oluyoruz. Pekala. Şimdi bileklerle alakalı mı bir çalışma yapacağız? Yine bilek. Tamam. Bilek esnetme yapacağız. Peki. Yine. Burada dirsekleri birbirine tamamen kenetleyecek şekilde şöyle yan döneyim ben. Bu şekilde yerleştirin. Ve avuç içini soldan sağa doğru normal nefes alışverişte devam ettirin döndürmeye. Dairesel bir hareket yapıyoruz burada. Şimdi tam tersi sağdan sola, çok dirsekleri oynatmadan, dirsekleri birleştirerek sadece bilekten yapıyoruz bu hareketi.
Evet, şimdi sağ kolumu uzattım. Kolum yere paralel olacak şekilde parmak uçlarını tuttum ve kendime doğru çekiyorum. 10, 9, 8, İnanılmaz 7, bir esneme 6. hareketi. Aynen öyle. 5, 4, 3, 2, 1. Rahatlat. Aynısını diğer taraf için yapacağım. Sol kolu uzattım. Parmak uçlarını kendime doğru çekiyorum. Dirsek gergin. Kolum yere paralel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve rahatlat. Bileklerden sonra sıra birazdan bu uyku moduna. Birazdan uyku moduna geçeceğiz hepimiz. Şimdiden. Ben bayağı bir rahatladım. Rahatladın mı? Boynu rahatlatalım o zaman hemen şimdi. Biraz daha rahatlayacaksın. İki şekilde yandan avuç içlerimi boynun yanlarından tuttum. Şimdi önce geriye attım boynumu. Şimdi sağ kulağıma doğru yaklaştırıyorum. Sağ kulak memesini sağ omuza doğru yaklaştırıyorum. Geriye doğru attım. Şimdi sol kulak memesini sol omuza doğru yaklaştırıyorum. Hareketleri yaparken burundan rahat nefes alıp rahat nefes vermeye çalışın. Ağzınız kapalı olsun. Nefesinizi her zaman burundan alıp burundan verin. Ve bunu yaparken gözleriniz kapalı olduğunda dikkatinizi sadece boynunuza yönelttiğinizde harekette daha da derinleştiğinizi göreceksiniz. Şimdi tam arkaya attım boynumu ve öne düşürüyorum yavaşça ve önce sağa doğru yuvarlıyorum ve öne düşürüp sola doğru yuvarlıyorum. Yani aslında yarım daire çizmiş oluyorum. Yine burundan rahat nefes alıp rahat nefes veriyorum. Derin şekilde almaya çalışın nefeslerinizi ve uzun şekilde vermeye çalışın. Son kez yapalım. Ve boynu öne düşürdüm. Sonra kaldırdım. Boyunda yarım daire yapmak önemli. Tam döndürmüyoruz. Hı hı. Her zaman yarım daire yapıyoruz. Boynu rahatlattık. Gayet iyi. Sıra omuzlarda. Hadi bakalım. Evet, elleri omuz başlarına koydum. Dirseği önce göğsün önünde birleştiriyorum. Burada kocaman açıyorum nefes alırken. Ve nefes verirken dirsekleri arkaya doğru itiyorum ve kürek kemiklerini arkada sıkıştırarak dairemi kapatıyorum. Aldım derin bir nefes. Ceketle olmuyor, o yüzden ben pek fazla... Olduğu kadar, ama, o evet. Döndürebildiğin kadar yapabilirsin. Al nefes. Aç iyice. Kürek kemiğini arkada sıkıştır. Nefes verirken gel önde tekrar birleştir. Al derin bir nefes. Ver yavaşça. Al derin bir nefes. Ver yavaşça. Son kez al derin bir nefes. Nefesi verirken kürek kemiklerini iyice hisset, arkada sıkıştırarak indir ve önde birleştir, düşür. Güzeldi. Çok güzeldi gerçekten. Bitti mi peki? Bitmedi. Tamam, devam edelim çünkü çok iyi. Bitmedi. Sol elimi hemen sandalyenin yanına koydum. Buradan tutunabilirsiniz. Sağ kolu yukarıya doğru iyice bir kaldırdım önce. Kulak hizasında kaldırıp yukarıya doğru iyice bir uzatıyorum. Derin nefes aldım burada. Nefes verirken sola doğru yatırıyorum şimdi gövdeyi. Sola doğru yatırırken öne ya da arkaya gitmiyorum. Belin sol kısmında hafif bir sıkışma, sağ bölgede de hafif bir belki uzama hissedeceksiniz. Sağ kolum ileriye doğru uzamaya devam ediyor. Böylelikle omuzum aslında açılmaya devam etmiş oluyor. Derin nefes al burada. Ver rahatla. İyice uzamaya çalış. İyice yatır kendini. Sol dirseğini kırarak gittiğin yere kadar git. Derin bir nefes burundan. Ver rahatla. Son kez derin bir nefes. Nefes verirken yavaşça gövdeyi önce yükselt. Sonra yukarıya doğru ince uzamaya çalış. Sonra sağ kolunu indir. Bunu yaptıktan sonra çok enteresan bir şey var. İki kolu böyle uzatıyoruz, sağ kol uzun. Öyle mi? Aa evet. Uzun. Evet. Evet. Bir uzama yapıyor. Bu arada benim gibi tabii zorlanan seyircilerimiz de vardır ekran başında. Bu hareketleri her gün denediğinizde bir süre sonra artık
çok kolay bir şekilde yapmaya başlıyorsunuz. Bir de mesela bu hareketlerin şuna da faydası var Burcu. Yeri gelmişken onu da konuşmak istiyorum seninle. Şimdi mesela sırtla alakalı probleminiz varsa, işte kulunçlar olur genelde mesela. Doğru. Onları açmada, masaj yaptırırız genelde mesela açmak için filan. İnanılmaz şekilde rahatlamanıza sebep oluyor. Kesinlikle sırt kaslarını da güçlendiriyor. Zaten postürü de düzeltiyor. Evet. Dik durabiliyorsunuz. Artık omuzlarınız öne düşmüyor. Kamburlaşmıyorsunuz. En önemlisi o. Mesela şimdi omuzların genelde işte şu şekilde durması, dik durması ve geniş durması gerekir değil mi? Hani daha iyi bir fizik için. Bunlara da bir fayda sağlıyor anladığım kadarıyla. Elbette. Özellikle zaten masa başında çalışanlar için gerçekten çok zor. Hani bir süre evet bu şekilde kalınabilir ama bir süre sonra otomatik olarak yavaş yavaş sanki böyle bir kamburlaşma olabiliyor. Bu neden kaynaklı? İşte tabii ki önce sırt kaslarının zayıf olmasından kaynaklı. Sırt kasları ne kadar güçlü olursa o kadar çok daha dik durursunuz ve uzun süreli dik duruşlar yaparsınız. İşte omuzlarınız öne doğru kapanır, onları açmak için kullanılır. Gibi gibi. Peki her gün mü yapmak lazım yogayı? Yoksa mesela haftanın iki günü, üç günü yapsak yeterli oluyor mu? Ne kadar yaparsanız o kadar fayda görürsünüz. Mesela günde işte sadece bir defa yapmak yeterli olur mu? Yoksa zihni her boşaltmak istediğimizde mesela sabah, akşam mesela işe giderken. Evet, bir kere sınırı yok. Evet. Burada sınır yani üst sınır yok ama hani ne kadar yaparsanız elbette o kadar sonuç görürsünüz, o kadar fayda elde edersiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey ama işte haftada bir kez yaptım rahatlamayı beklenti haline dönüştürmemek lazım. Pekala, o zaman devam edelim mi? Sağ kolu yapmıştık, hemen. Şimdi sol kolla devam ediyorum. Sağ elim hemen sandalyenin yanında. Sol kolu nefes alırken yukarıya doğru iyice uzattım. Kolum kulak hizasındayken yukarıya doğru kendimi uzatıyorum. Sanki geriyorum gibi yapıyorum. Sağ dirseğimi hafifçe kırıp kendimi sağa doğru yatırıyorum. Yine kolum kulak hizasında uzuyor sol kolum dikkat ettiyseniz. Ve uzamaya devam ettiği için kol altı, omuz daha da açılmaya devam ediyor. Derin nefes al burundan. Ver rahatla. Derin bir nefes burundan. Uzun şekilde ver nefesini şimdi. Son bir nefes. Yavaşça ver nefesi. Yavaşça şimdi doğruldum önce ve uzadım yukarıya ardından kolumu indirdim. Şimdi yapacağımız biraz acılı. Acılı mı? Pekala. Alıştık artık. Alıştık mı? Ama biraz ısındık. Gerçekten iyi geldiğini hissediyorum. Evet ısındım. Aynen öyle. Mesela buna gerçekten vakit ayırabilsek mesela. Aslında oturduğumuz yerden yapabildiğimiz için bence. 5 dakikamız yani şu anda tabii kesinlikle. Hani anlatarak yaptığı için Burcu vaktimizi alıyormuş gibi görünüyor ama sabah işe gitmeden önce bir 5 dakikanızı sadece bunu ayırıp yapsanız işteki moralinizi, motivasyonunuzu da zaten gözlemleyip denemiş olacaksınız. Öyle. Ne kadar olumlu bir yöne doğru gittiğini. Güne nasıl başlarsa çünkü kendini artık kişi şartlandırmış oluyor. Güne o motivasyonla başlarsa tüm güne yayılmış oluyor o güzel enerji. Hı hı. Oturduğu yerden, yataktan kalktıktan sonra sadece yatağının üzerinde bile bu gövdeyi, sırtı rahatlatacak ya da uzatacak hareketler yapması yeterli. Yeterli. Pekala Burcucuğum. Şimdi ağrılı, bu acılı olan acılı olan acılı olması sebebi geçiyoruz. Biraz omuzlara yük bindireceğiz. Bir de boyuna birazcık yük bindireceğiz. Kolları iki yana açtım. Avuç içleri yere. Dönük. Peki. Şimdi bu noktada İçeriden yani soldan sağa doğru, içeriden dışarıya doğru küçük bir daire çiziyorum. Yaklaşık belki 10 santimdir. Çapı 5 santim. Acılı ama güzel. İnsan iyi hissediyor kendini. Evet. Yavaş yavaş döndürelim. Biraz uzun sürecek. Önce soldan sağa döndürüyoruz. İçeriden dışarıya doğru. Burada rahat nefesler alıp vermenizi isteyeceğim. Kapatın gözlerinizi. Sadece o harekete konsantre olun. Belki dikkatiniz şu an sadece ellerinizde. Ellerinizin
o aralarından, parmaklarınızın aralarından geçen havada, temas eden yüzeylerde, belki dikkatiniz sadece şu an kollarınızda ya da tam tersi omuzlarınızda. Omuzlarınızda bir yük hissediyor olabilirsiniz şimdiden. Var mı bir şeyler? Şimdi ben mesela bırakmak kandım, istiyorsun. Evet. Evet, ama bunun bir de sağdan solasını yapmamız gerekiyor. Bırakmadan mı? Evet. Evet. Ben de bırakmayacağım, ne olur evet. Bırakmayın. Bunun biraz alt anlamı da var yogada bu hareketin. Yani omuzlarımıza bindirdiğimiz yükü de burada biraz görmüş oluyoruz. Onun şu anda ne kadar mesela sende hiç ağrı olmuyor mu? Bir şey yok şu an için. Şu anda. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun bir sebebi kaslarımın zannediyorum zayıf olmasından kaynaklanan fiziksel bir durum. Fiziksel faktörler var ama sanırım beni çekmezsiniz. Sanırım Dilek senin sırtında bayağı yük var. Evet. O yükleri taşımakta zorluk çekiyor olabilirsin. Hadi bakalım, tamam. Bırakacağım, sağdan sola yapalım. Tamam, peki, tamam. Hadi. Sağdan, dışarıdan içeriye doğru. Burundan rahat nefes al. Kapat gözlerini. Sadece konsantre ol. Nefesinde olsun dikkatin. Eğer dikkatin nefesinde olursa o ağrılı acılı bölgeden uzaklaşmış olacaksın. Bir üç nefes daha kalalım. Of. Rahatlatacağız omuzları. Sabret biraz. Boyun gitti biliyorum. Evet. Tamam, bir nefes daha son. Yavaşça bırakacağım şimdi. Kolları yavaşça indirdim aşağıya. Evet. Zorlandık biliyorum. Evet. Zaten zor olacağını söylemiştim. Ama yaptıkça tabii ki ilerleyeceğiz. Önden aldım. Omuzları geriye gönderdim. Bir rahatladım. Aldın. Önden geriye gönderdin. Tekrar al ve geriye gönder. Ve şöyle bir rahatla. Oh. Gövde nasıl? Yumuşadı. Sıra geldi bacaklar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bunun için sandalyede oturanlar sandalyenin arkasına doğru ellerini bu şekilde belki kenetleyebilirler. Biz de kenetleyeceğiz arkada. Sanki bir arkalık var gibi. Önce sağ bacağımı bir kaldırdım. Sağ bacağımı kaldırdıktan sonra yine yan döneyim ben hafif. Sağ bacağımı kaldırdım ve yere paralel olacak şekilde kaldırmış oldum. Parmak ucunu kendime doğru çekiyorum, nefes aldım. Nefes verdim, uzattım ileriye doğru. Al derin bir nefes, çek yavaşça. Ver nefes, yavaşça uzat. Al derin bir nefes, çek. Zor değil mi? Zor. Ver nefes uzat. Çünkü üst bacak kasları devrede, dizler kuvvetleniyor. Al nefes, çek. Ver nefes, uzat. Al nefes, çek. Varisi olanlar lütfen kullansın bunu. Ver nefes, uzat. Al nefes, çek. Ver nefes, uzat. Şimdi çekeceğiz ve burada bir 10 saniye bekleyeceğiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve rahatlat şimdi dizini. Nasıl bacak? Evet, ikinci bölümde. Oturduğumuz yerden yoga yapıyoruz. İkinci bölümde muhtemelen ben olamayacağım. O zaman hemen sola devam. Yo, tabii şakası bir yana. Zor hareketler çünkü vücut ham olduğu için aslında tabii. Zor geliyor. Tabii, hareketlerde aslında bir şey yok ama bunu aslında her gün yapabilsek, yani ben işin o yoğun telaşesinde, işte hani burada konuşuyoruz ama ben de mesela yapamıyorum ama ben de akla gelmiyor pazartesi olabilir. Günü itibariyle evet, ama inşallah Burcu'yla bu eğitime ben de başlayacağım. Bir farkındalık oluşturmuşuzdur evet, evet, birlikte. Bir şimdi olmuş. Hemen sol dizimize gerdik iyice, bacak paralel olacak şekilde kaldırdık. Arkada elleri isterseniz kenetleyin. Derin nefes aldım, çektim kendime parmak ucunu. Nefes verdim, uzattım. Al derin bir nefes, çek. Ver nefes, uzat. Al nefes, çek. Bunu yaparken ver burundan nefes, alıp ağızdan uzat. Mı vermek gerekir yoksa sadece her zaman burundan alıp burundan veriyoruz. Hmm. Al nefes, çek.
Ver nefes, uzat. Son kez al nefes, çek. Ver nefes, uzat. Şimdi çekeceğim ve 10 saniye buradayım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve rahatlat, bırak. Evet. Bacaklar da gayet güzel esnedi, güçlendi. Diz kapakları da güçlendi. Şimdi şu anda neye bakıyorum biliyor musun Burcu? Dedin ya, az önce sol taraftan yaparken ve işte sağ taraftan, sağ tarafı uzadı demiştin. Gerçekten öyle. Evet. Şu anda eşit. Eşit. Eşitledik. Enteresan bir şekilde. Öyle. Kesinlikle öyle. Evet. İşte boy uzattığı söylenir ya hep. Tabii ki şey değil yani, sonuçta bu kemik yapısında bir uzama gerçekleştirmiyoruz. Kaslarda çünkü bir uzama. Çünkü postür aslında değiştiği doğru. için orada bir uzama, işte mesela boyu kısa olanlar için şöyle 3-4 santim 3-4 değil mi? 3-4 abartı olur ama. Olmaz belki mı o kadar? Olmaz çünkü orada kemik yapısında bir uzama, yani artık gelişimini tamamlamış, gelişme çağında olmayan kişiler için konuşuyorum elbette. Bu kişiler sadece işte kaslarını uzatarak, işte duruşunu dikleştirerek bu şekilde belki 2 santim uzamış olabilir. Uzamış olabilir. Pekala. Evet, benim en sevdiğim favori hareketim tamam, bu. Bacakları biraz böyle bir açalım. Omuz genişliğinde olabilir. Evet. Burcu, son 15 dakikamız kalmış. O yüzden bunu toparlayalım hızlı bir şekilde. Sonra çünkü nefes çalışmasını da yapacağız farkındalık için. Zaten bundan sonra bir küçük burgu hareketi, ardından nefes ve meditasyona geçeceğiz. Hadi devam edelim. Açtım dizlerimi. Şimdi göğsü kabartarak öne doğru gövdeyi götüreceğim dizlerin arasına. Arkada elleri kenetleyip ellerimi de gövdeden uzaklaştıracağım. Arkada elleri istersen önce bir kenetle, derin bir nefes al, aç göğsü karşıya. Nefes verirken yavaşça gövdeyi öne doğru uzat. Eğdikten sonra kolu iyice gövdeden uzaklaştırıyorum. Burada başın tepesi yere dönük olabilir. Ne kadar gidebiliyorsan o kadar git, kendini çok zorlama. Derin bir nefes burundan, ver rahatla. Her nefes verdikçe belki biraz daha aşağı doğru gittiğini hissedeceksin. Derin bir nefes al. Ver rahatla. Son kez. Derin bir nefes al. Nefesi verirken çok yavaş bir şekilde baş dönmesi yaşanmasın, doğru. Elleri çözebilirsin. Evet, benim kıyafetim müsait olmadığı için bu hareketi yapamadım ama seni izliyorum. Tamamdır. Şimdi sadece küçük bir burgu yapacağız. Sağ elimi sol dizimin dış yanına koydum. Sol kolumu da hemen arkaya koydum. Yine arka varsa sandalyede oradan tutunabilirsiniz. Sadece gövdeden geriye döndürerek bir burgu yaratıyorum. Sol omuzumu geriye çeviriyorum. Başımı geriye çeviriyorum. Derin bir nefes aldım burundan. Verdim, rahatladım. Aldım derin bir nefes. Nefes verirken yavaşça gövdeyi öne döndürdüm. Şimdi sol el sağ dizin dış yanında, sağ kol geride. Döndür kendini. Sağa doğru çevir boynunu. Boyun kasları da güçlensin burada. Boynunu çevirdiğinde fazla zorlama. Belki boyun fıtığı olanlar var aramızda, bilmiyoruz. Onlar döndürebildikleri kadar döndürsünler. Bir nefes. Nefes verirken yavaşça gövdeyi döndürdük. Evet, şu anda rejide olan arkadaşlarımı da bu arada izliyorum. Arkadaşlarım da hepsi yapıyorlar. Vallahi bence güzel bir egzersiz oldu bizim için de. Evet, ısındık, bence de. Açıldık, gayet güzel, esnedik. Açıldık. Evet. Aynen öyle, omuzları da hissettik bir güzel. Şimdi nefes ve küçük bir farkındalık çalışması yapalım. Peki, İkisi bir bu arada bitti olsun. Zannediyorum Burcu. Aynen. Şimdi evet, nefes ve farkındalık çalışmasını da, bunun önce ne işe yaradığını, nefes ve farkındalık çalışması bizim için neyi ifade ediyor, onu bir önce anlatalım. Biz özellikle böyle fiziksel egzersizlerden sonra hem nefes çalışması yapıyoruz, hem meditasyon ya da derin gevşeme adını verdiğimiz, küçük de olsa 10-15 dakikalık derin gevşemeler yapıyoruz. Kişi bir kere önce yorulan kaslarıyla böyle bir rahatlıyor. Kendisi bir bedeni bir fark ediyor, bedenden öte bir özben olduğunu fark ediyor. Varlığının sadece bedene bağlı olmadığını fark ediyor ve böylelikle özbenin farkına vardığı için müthiş bir farkındalıkla uyanmış oluyor. Bunu yogadan sonra mı
yapmak gerekiyor Burcu? Peki önce yani mi yapmak öncesinde lazım? De elbette yapılabilir. Bu sadece dediğim gibi eğer çok kaslarınız vesaireler yorulduysa ihtiyaç duyarsınız. Ama günün her saati, her koşulda yapılabilir. Bu yapılabilir. Pekala. O zaman süremiz kısıtlı olduğu için hemen bunu da yapalım. Tamamdır. Şimdi önce dediğim gibi ellerinizi isterseniz dizlerinize koyun. Burada bir rahatlama hissetmenizi istiyorum. Yani serbest bir şekilde lütfen ellerinizi dizlerinize koyun. Avuç içleri yukarı dönük de olabilir, aşağı dönük de olabilir. Nasıl rahatsanız dik bir oturuşa gelin. Karnınızı içeri çekin. Omuzlar rahat. Baş boyun üzerinde dik. Çene yere paralel. Yüzünüzde bir mimik varsa, örneğin bir kaş çatma gibi, bunu düzeltin. Düzelmiyorsa küçük bir gülümseme yapın. Hemen zaten gidecektir. Derin bir nefes burundan. Ver rahatla. Dikkatin şimdi sadece burnun ucunda olsun. Burundan giren ve çıkan havayı gözlemle. Aldığın havanın soğuk ve çıkan havanın sıcak olduğunu gör. Normal nefes alışverişindesin. Dikkatin sadece burnunun ucunda. Öyle ki sadece burnunun ucu var. Şimdi dikkatini yavaş yavaş burnun ucundan karın bölgesine doğru kaydır ve göbeğindeki o hareketi gözlemlemeye başla. Nefes aldığında göbeğin nasıl şişiyor fark et. Ve nefes verdiğinde karnın nasıl eski durumuna geri dönüyor gör. Tekrar derin bir nefes al. Ve ver. Sadece buradaki harekete bak. Şimdi havanın yönünü seyredelim. Hava burnunun ucundan girip soluk borusundan geçip ciğerlere ulaşıyor ve sonra karnını şişiriyor fark et. Ve sen nefesini verdiğinde karnın iniyor ve hava ters yönlü olarak bedenini terk ediyor. Sadece havanın yönünü seyret. Geçtiği yerleri gör. Şimdi dikkatin yine karın bölgesinde ve oradaki harekette. Şimdi nefes alırken sadece havayı değil, evrensel yaşam enerjisi adını verdiğimiz pranayı da içine çektiğini ve nefes verirken kullanılmış pranayı evrene geri verdiğini hisset. Her nefes aldığında şifa dolu, pırıl pırıl, berrak, o yaşam enerjisi bedenine dolsun. Ve her nefes verdiğinde kullanılmış pranayı evrene geri gönder. Her nefes aldığında iyilik ve güzelliği çek. Her nefes verdiğinde kötülükler senden uzaklaşsın. Her nefes aldığında güven duygusunu çek. Her nefes verdiğinde korku, tedirginlik senden uzak olsun.
Her nefes aldığında sağlığı çek. Her nefes verdiğinde hastalıkları bedeninden uzaklaştır. Böylece tüm olumsuz duyguları senden uzaklaştır ve tüm olumlu duyguları bedenine doldur, içine çek. Şimdi gözlerin kapalı kalsın. Eller göğüs hizasında, avuç içleri birleşik. Rahat nefes al ver. Yavaşça avuç içlerini birbirine sürterek iyice ısındıralım şimdi. Hissettiğin bütün güzel duyguları, bütün güzel enerjileri sanki avucunun içine topluyormuşsun gibi başla toplamaya. Avuç içlerini hafif çukur yaparak göz kürelerine avuçları bastırıyorum. Çok küçük bir baskı uyguluyorum. Avuç içleriniz gözlerinize temas etmesin. Küçücük bir baskı uygulayın burada, çok değil. Eğer omuzlar yükseldiyse onları hemen düşür. Burundan rahat nefes al. Ver rahatla. Gözler kapalı kalsın. Eller dizlere. Şimdi gözlerini çok yavaş yavaş kırpıştırarak aralayabilirsin. Namaste. 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 Pekala. Burcucuğum, emeğine sağlık. Çok güzel bir farkındalık çalışması, nefes çalışması yaptırdın bize. Aynı zamanda egzersiz çalışmasıyla. Ben teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir 5 saat, 10 saat bile program yapabilirim yani. Şu anda kendimi inanılmaz iyi hissediyorum. Gelen yorumlarınıza çok fazla tabii ki bakamadım. Ben de egzersizleri birlikte yaptığım için ama çok fazla yorum gelmiş. Umuyorum ki bundan sonra Cem TV izleyicileri yoga ile alakalı bugün bir milat olacaktır ve bu meditasyona başlayacaklardır diye düşünüyorum. Senden de bir ricam var. Buradan Instagram hesabını verelim. Biz Cem TV izleyicileri eğer bir şey sormak istediklerinde yardımcı olabilirsen bizim izleyicilerimize özel olarak çok mutlu oluruz. Belki tabii danışmak istedikleri bir şeyler olabilir. Tabii ki. Instagram hesabın neydi? Burcus Yoga. Burcus Yoga. Burcus Yoga Burcus olarak yoga geçiyor. Evet, oradan bana yazabilirler. DM'den sormak istediğiniz soruları sorun. Burcu da bizim izleyicilerimize özel olarak sizlere yardımcı olacak. Aynen. Ve online eğitimlerim var. Online var. Eğitimlerine de arzu ederseniz katılabilirsiniz. Bu şekilde şey sormak istiyorum sana Burcu. Çok kısa bir vaktimiz kaldı ama. Hı-hı. Şimdi bazı tabii izleyicilerimiz senin gibi yoga eğitmeni olmak istiyorlar. Evet. Bunun için ne kadarlık bir süre geçmesi lazım? Nasıl bir eğitimden başlamaları lazım? Biraz da ufak olarak bize bunları anlatabilirsen. Tabii ki elbette yoga eğitmeni olmak isteyebilirler. Bu istek varsa içlerinde elektrik aldıkları bir yoga eğitmeniyle. Hı hı. Ki bu yoga eğitmeni hep derler hani hangi yoga eğitmeniyle çalışmalıyım ya da hangi kursa gitmeliyim diye sorarlar muhakkak. Çok da haklı bir soru. Orada sadece o aldığınız elektriğe bir bakın. Yoga eğitmeninin yaşam tarzını bir görün. Gerçekten söylediği şeylerle uyuşuyor mu? Bu şekilde mi yaşıyor? Yani yogik mi yaşıyor gerçekten? Çünkü o kişi size örnek de oluyor bir yandan. Belki hı hı. onu bir ekol olarak görüyorsunuz öncesinde. Sonrasında o kılıfların hepsi tabii ki tamamen artık yıkılıyor, gidiyor ama öncesinde ilk bakacakları şey o kişiden aldıkları o izlenim, o elektrik, o kişinin nasıl bir hayat, bir yaşam tarzı sürdüğü yeterli olacaktır. Böylelikle aslında kişi kendini emanet edebiliyor ve bütün bilgilere kendini açabiliyor. Eğitimlerin süreleri aslında kurstan kursa değişiyor. Ben 8 aylık bir eğitim aldım. Evet. Ama her kursun eğitim süresi farklı.
verilen sertifikalarda belki de farklılıklar olabiliyor. Dediğim gibi akıllarına, kalplerine hangisi yatıyorsa oradan başlayabilirler. Zaten başladıkları anda dönüşümü yaşayacaklar ve o dönüşüm yolunda belki başka yerlere de, başka yollara da sapabilirler. Problem yok. Pekala Burcu. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten ben çok keyif aldım. Her ne kadar o hareketlerde zorlansam da ama benim favori hareketim şu oldu. Bunu oturduğum yerden hiçbir şey yapamıyorsam bile bunu oturduğum yerden mutlaka yapacağım. tamam. O yüzden seninle de zaten pazartesi günü inşallah bir eğitime de başlayacağız. Bakalım ben de izlenimlerimi daha sonra izleyicilerimle inşallah paylaşacağım. Belki başka bir zamanda yine bizim konuğumuz olursun da orada ben de yaşadığım şeyleri seninle öncesi ve sonrası olarak paylaşabilirim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ben ki geldin. Ederim. İyi ki bizim izleyicilerimize bu bilgilerde evet katkı sağladın. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Belki şu olabilir. Burada bir zaten yaratmak istediğimiz şey küçük de olsa bir farkındalık. Küçücük bir belki kıvılcım, belki bir işaret. Aldılarsa onu, gördülerse oraya tutunsunlar ve o yolda devam etsinler sevgili seyirciler. Peki. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sana. Evet değerli izleyenler ilk bölümü tamamladık. Biz çok keyif aldık. Umuyorum aynı keyfi sizler de almışsınızdır. Eğer programımızı yarısında ekranlarınızı açtıysanız ya da sonuna doğru açtıysanız programımızın tekrarını pazartesi günü Cem TV'nin YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Biz şimdi birinci bölümü bitirdik. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Bu süre zarfında sizler de çaylarınızı ve kahvelerinizi yenileyin lütfen. İkinci bölümde serbest muhasebeci, mali müşavir sevgili Volkan Yaprak'la birlikte İş hayatını konuşacağız. Ne diyoruz biz hep Dilek Çınar'la hayata dair de hayata dair olan ne varsa konuşmaya biz devam edeceğiz. Çalışma hayatı da hayatın tam kendisi olduğu için bugün bu konuyu da konuşacağız efendim. Haydi o zaman çaylar kahveler yenilensin biz de kısa bir aranın ardından tekrar kaldığımız yerden keyifli sohbetimize devam edeceğiz. Efendim Dilek Çınar'la hayata dair ikinci bölümüyle kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bu bölümde az önce de reklama gitmeden önce de söylemiştik. Hayata dairin içerisinde çalışma hayatı zaten tam hayatın içerisinde olduğu için biz bugün çalışma hayatını konuşacağız efendim. Şimdi birçoğunuz çalışıyorsunuzdur zannediyorum bizi izleyen değerli izleyicilerimiz. Yalnız çalışmamıza rağmen bazı haklarımızı bilmiyoruz. Bazı değil aslında birçok hakkımızı bilmiyoruz. Yani hem işçi tarafından hem işveren tarafından bugün haklarımızı konuşuyor olacağız. Çalışma hayatındaki haklarımızı konuşuyor olacağız. Peki kiminle konuşacağız? Bugün serbest muhasebeci, mali müşavir Volkan Yaprak bizlerle birlikte. Volkan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, öncelikle. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız, iyi mi keyifler? İyi, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Vallahi biz bomba gibiyiz. İlk bölümde bir yoga çalışması evet, yaptık. Evet, takip edebildik. Takip ettiniz. İnanılmaz bir şekilde. Zaten ben iyi başlamıştım. Şu anda daha da iyiyim diyebilirim süper. Yani. Maalesef tabii bizimkisi bir tık ilk bölüme göre daha eğlenceli olmayacaktır. Daha eğlenceli değil ama daha bilgi dolu. Evet, daha bilgi dolu diyebiliriz. Şimdi Volkan Bey önce sizi tanıyacağım ama ben kısaca bir konuşacağımız konularla ilgili de tabii. İzleyicilerimiz belki ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz vardır. Bugün kıdem tazminatını konuşacağız efendim. İhbar tazminatını konuşacağız. Şimdi bu tazminatlar deyince zaten ana başlıkların altında aslında birçok konumuz var. Yani ne? Kıdem tazminatının ödenebilmesi için gereken gerekli koşullar nelerdir? Bunu konuşuyor olacağız bir kere. Kıdem tazminatı hesaplamayı değil mi? Hep böyle arkadaşlarımıza falan sorarız. Ya da yanımızda, yöremizde bir işte muhasebeci falan varsa ya ben işten ayrıldım ya da işte çıkarıldım. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İhbar tazminatı nasıl almam gerekir diye bunları mesela soruyoruz. Bunların hepsini konuşuyor olacağız. Şimdi bazı işverenler, hep işçi tarafından bakmayacağız, işveren tarafından da bunu değerlendiriyor olacağız. Bazı işverenler çalışanları, personellerini tatillerde de yani bu resmi tatillerde de çalıştırıyorlar. Aslında çalıştırabilir mi? Çalıştırabilir ama bunun bir bedeli var. Bu bedeli ödüyor mu acaba size işvereniniz? Bunu da konuşuyor olacağız. Yine ücretler hangi aralıklarla ve hangi oranlarla artırılması gerekir? Buna geleceğiz. Döviz ile ödeme yapılabilir mi? Bence en sevdiğiniz konu madde bu olacaktır diye tahmin ediyorum.
Ücretin ne kadarı haciz edilebilir veya başkasına devir temlik edilebilir? Buna da geleceğiz. Aslında birçok konumuz var diyebilirim size. Sormak istediğiniz sorularda varsa yine merak ettiğiniz tüm soruları bize 0530 848 13 12'den sorabilirsiniz, ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Peki Volkan Bey, tekrar hoş geldiniz. Tekrar safalar hoş getirdiniz. Konumuz oldukça uzun, evet. Sorularımız oldukça fazla. Doğru. O yüzden sizi çok kısa bir tanıyabilirsek hemen. Çok kısaca kendimi tanıtayım. Mali müşavir Volkan Yaprak, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı olarak bu işi 11 yıldır yürütmekteyim. Aktif olarak çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de öncelikle sizin nezdinizde Cem TV ailesine de teşekkür ederim nazik davetiniz için. Geldiğiniz için biz size teşekkür ederiz. Burada elimizden geldiğince soruları cevaplamaya çalışacağız. Pekala. O zaman başlayalım mı? Tabii. Hızlı bir şekilde bir giriş yapalım. Tam başlayalım. Şimdi çalışma hayatında en çok merak edilen iki tazminat. Bir tanesi kıdem tazminatı. Hep konuşulan değil mi? Biri de ihbar tazminatı. Önce kıdem tazminatından başlamak istiyorum. Ne demek kıdem tazminatı? Hangi koşullarda kıdem tazminatı verilmesi gerekir? Hı-hı. Ve bunun hesaplama kısmı nasıl yapılabilir? Şöyle, dediğiniz gibi sizin de gerçekten bizim de en çok karşımıza gelen soru aslında kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı. Bunlar şöyle özetlemek lazım. İş kanununda açıkça belirtilmiş tazminatlar olup işveren ve işçi arasında iş akdinin haksız fesih sebebiyle sona ermesi olarak biliniyor halk arasında. Yani tamamen şöyle söyleyebiliriz. Patron bizi işten çıkardı, kıdem tazminatı almam lazım. Peki. Evet. Peki. Burada ara ara sorular soracağım size. Sadece işten çıkarılma anında kıdem tazminatı hak ediyoruz. Ben istifa etmek istiyorum. Herhangi bir kıdem tazminatı almayı hak istifa etmiyorum. İstifa arasında şöyle, bu konuya da girelim. İstisnalar mevcut. Evet, uygulamada açıkçası bizim önüne geçmek istediğimiz durum şu. Hani daha bilgilendirmek açısından. Patron bizi işten haksız sebeple çıkardı. Biz kıdem tazminatı hak ediyoruz. Evet. Bilinen bu, evet, doğru. Ama buna ek bir takım kıdem tazminatı almamızı sağlayabilecek durumlar da mevcut. Hı hı. Ne gibi? Evet, işten kendim istifa ettim. Ama neden? Patronun mobbing dediğimiz, iş yerinde bir mobbing olabilir, taciz olabilir. Böyle sebeplerle işçinin iş akdini sonlandırması haklı fesiye girer. Hı hı. Ve burada bir kıdem tazminatı hakkı doğabilir işçinin. Hı hı hı. Tabii bunu belgelemesi lazım. Tabii ki bunun için bir takım belgelemeler, şahitlikler gerekebilecektir. Hı hı hı. Örneğin erkeklerde, evet, askerlik durumu biliyorsunuz. Askere gidecek bir erkek kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilir. Tabii burada, hı hı hı, bizim için ön koşul aslında kıdem tazminatında ilk olarak dikkat etmemiz gereken aynı işverene ait iş yerinde bir yıl süreyle çalışmış olmak. Hmm. Yani bu bir yıllık süreyi doldurduktan sonra kıdem tazminatının doğduğundan bahsedebiliriz. Tabii burada nasıl durumlar var? Erkeklerde dedik askerlik. Askere gideceği için haklı bir fesih olup kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilir. Kadınlarda evlilik. Bu evlilik tabii şöyle bir süreç. Evleniyorum, işten çıktım. Okey, ama bir yıl içerisinde de buna karar verebilir kadın. Yani evlendi, 3 ay geçti. Evliliğini ispat etmek şartıyla, tabii ki bunu firmaya iletiyor, şirkete iletiyor evlilik belgesiyle ve kıdem tazminatını alıp işine son verebiliyor. Yani bir evlendikten bir yıl sonra içerisinde, daha hakkı var. Evet, bir yıl içerisinde hakkı var. Emekliliğini gelmiş bir çalışan olabilir. Bunu belgeleyip yine kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Tamam. Hesaplama kısmına gelirsek. Şunu da sormak istiyorum. Tabii. Mesela benim iş yerim, örnek veriyorum, İstanbul'da. Ama İstanbul'un, ben Avrupa yakasındayım, Anadolu yakasına gitti ama ben oraya gidemiyorum. Örnek veriyorum, servisi de var. Açıkçası çok bir konuya değindiniz. Karşılaşılan ve burada sıkıntılı bir süreç. Burada kıdem tazminatı alabilir miyiz? Şöyle bir durum var. Açıkçası Yargıtay kararıyla bunu şu anda yapabiliyoruz. Maalesef şu anda haklı fesiye girmiyor. Önümüzde Yargıtay, bu iş kanununda geçen bir durum değil. İş kanununda açıkçası taşınma şartı haklı fesih sebebi sayılmıyor. Ama Yargıtay'da şöyle bir
kısıtlama geldi. Aynı belediye sınırları içerisinde. Yani aynı belediye sınırları içerisinde taşınmak maalesef haklı fesih sebebi sayılmıyor ve kıdem doğurmuyor. Şöyle o zaman hemen izleyicilerimiz için biraz daha açıklayalım. Şimdi aynı belediye diyorsunuz. Mesela Avrupa yakasındayım. Yine aynı yerde bir yere taşınırsam kıdem tazminatı alamıyorum. Evet. Fakat ben Avrupa yakasındayım ama Anadolu yakası başka bir belediyede. Şimdi o zaman normal şartlarda alabiliyorum. Ya da il dışına taşındı. Yine alabiliyorum. Şöyle evet alabiliyoruz. Bunu ama şu anda Yargıtay kararıyla. Emsal kararla. Anladım. Yani kanunda açıkçası şöyle bir madde yok. Taşınma sebebiyle alınır diyemiyoruz. Maalesef emsal karar göstererek Yargıtay'dan böyle lehimize aldığımız kararlar mevcut. Peki. Yani öyle söyleyebiliriz. Ama kıdem tazminatını hak etmek için mutlaka bir yıl bir çalışmış yıl, olmak evet, lazım değil mi? Evet, aynı işverene ait iş yerinde bir yıl çalışmış olmak Pekala. Lazım. Pekala. İş yerim satıldı. İş yerimiz satıldı, devredildi, kısmen devredildi. Herhangi bir durum. İşçi hakları tamamen korunuyor. Tamam. İzin haklarımız, içeride varsa ücret haklarımız, kıdem tazminatı hakkımız bunların hepsi korunuyor ama bu bize haklı bir fesih sebebi sağlamıyor. Yani iş yerimiz satıldı, devredildi, A patronundan B kişisine geçti. Ben B kişisiyle çalışmak istemiyorum. Kıdem tazminatımı verin, iş akdimi sonlandıralım gibi bir durum maalesef söz konusu olmuyor. Burada hani haklı fesih bizim için önemli. Onun için herhangi bir kıdem tazminatı doğmayacaktır. Pekala. Nasıl hesaplıyoruz kıdem tazminatını? Kıdem tazminatı hesaplama noktası açıkçası şöyle. Doldurduğumuz aynı, bunu özellikle üstüne basarak söylüyorum açıkçası. Aynı işverene ait iş yerinde diyorum. Aynı iş yeri demek istemiyorum. Çünkü şöyle bir durum var uygulamada. Aynı işverenin A ve B şirketi var. A şirketinde 4 ay çalışıyor. Daha sonra B şirketinde 8 ay çalışıyor. Hmm. Şimdi bu aynı işverene ait iş yeri olduğu için burada aslında bir yıllık bir süreç dolmuş oluyor. Hani bunun özellikle üstüne basıp belirtmek istiyorum. Çünkü böyle süreçler yaşanıyor. Evet. Bu süreçlerde açıkçası işçilerde şöyle bir durum oluyor. Aa, benim zaten hakkım yok. Ben 4 ay orada çalışmıştım. 8 ay burada çalışmıştım diyor. Belki de kendi hak ettiği ücretten feragat etmiş oluyor. Yani şirket sahibi aynı kişi ise önemli olan işte orada 3 ay çalışmışsın, 5 ay çalışmışsın değil. Bir yılı aynı şirket sahibinin farklı farklı firmalarında çalışmış olsanız dahi doğru mu? Doğrudur. Sigortanız çok gözükecek. Bir yılı doldurduğunuzda siz o kıdem tazminatını almayı hak ediyorsunuz. Evet. Nasıl hesaplıyoruz peki? Doldurmuş olduğumuz her bir yıl için bir aylık brüt ücret. Evet. Uygulamada budur. Burada da şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz biz hep uygulamada. X ücret alıyor. Bunu hesaplayıp Y ücreti buluyor. Şimdi evet doğru brüt ücret ama burada uygulamada aslında kanunda geçerli olan brüt ücret kavramı giydirilmiş brüt ücrettir. Giydirilmiş brüt ücretten kastımız nedir? İşverenin bize her ay devamlı olarak sağlamış olduğu para veya para ile ölçülebilen menfaatler. Yani yol, yemek, yol, yemek gibi. Yiyecek yardımı dahi olabilir. Para değil ama para ile ölçebilir miyiz? Ölçebiliriz. Bunları da brüt ücrete dahil edip bunun üzerinden çalışmış olduğumuz her bir yıl için bir aylık ücreti almamız gerekiyor. Küsuratımız nasıl oluyor? Onu da hesaplayıp günlük olarak üzerine ekliyoruz. 1,5 yıl çalışsa çarpı 1,5 aylık gibi ücret alıyor giydirilmiş brüt. Yani rakamlarla ifade etmem gerekirse birazcık da yavaş söylersem belki hesaplamak isteyenler olabilir. 6000 TL brüt ücretimiz diyelim. Şöyle diyelim. Şimdi asgari ücretle çalışan biri bugün net maaş ne kadar alıyor? 11.402 TL alıyor. Evet. Doğru muyum? Şimdi üzerine yol girdi. Çalıştığınız yerden yol alıyorsunuz. Yemek parası alıyorsunuz. Diyelim ki işte bir de çocuk parası filan alınabiliyor. Brüt ücretiniz geldi 15.000'e 16.000 liraya. Mütabık evet. mıyız burada? Tamam. 11.402 lira net maaş aldınız fakat bordronuzda gözüken 16.000 TL. Yolunuz, yemeğiniz, sigortanız hepsi içerisinde dahil edildi. Parayla ölçülebilen fakat sizin nakdi olarak almadığınız diyorum. Doğru. Herkes anlasın diye bu kadar detaylı konuşuyorum. 16.000 lira brüt ücretiniz var. Şimdi 16.000 lira ben şirketimde 3 yıl çalıştım. Evet. 3 yıl çalıştım. Yani 1 yılı doldurdum. 3 yıl boyunca çalıştım. Ne yapıyorum şimdi ben? 3 yıl boyunca çalıştıysak
son burada önemli olan nokta da şu, şu konuya da isterseniz çok kısa bir girelim. Şimdi biliyorsunuz gelir vergisi matrağı artan oranlı artarak değişir. Hani evet. Devamlı gider. Yani bordromuza baktığımızda hep aynı bir ücreti görmeyiz. Hı hı. Burada şöyle bir durum var. İş akdinin fesli tarihindeki son bir ücretimiz üzerinden almamız gerekiyor. Peki. Ya son ay aldığımız. Son ayını aldıysak. Evet, son brüt ücretimizi gördük. 16 bin çıktısın dediğimiz evet. gibi. 3 yıl çalıştık. 3 yıl 16 çarpı 3 diyoruz. 48 bin. Ha. 48 bin TL'lik bir ücret alacağız. Burada tabii şu yanılgıya düşmememiz lazım. Kıdem tazminatı gelir vergisi ve SGK'dan muaftır. Ancak damga vergisinden muaf değil. Binde 7,59. Çok açıkçası şey bir rakamdır, cüzi bir rakamdır. Binde 7,59'luk bir damga vergisi kesintisi olur. onu iş yeri yapar, o kesintiyi. O kesintiyi yaptıktan sonraki tutarı da bize ödemekle yükümlüdür. Aslında çok basitmiş. Bu arada burada önemli olan bir şey daha var. Mesela evet. tatillerinizden eğer değil mi kullanmadıysanız filan onları da yine aynı ücret şey üzerine yani tazminat üzerine ilave ediyor musunuz? Şöyle. Yani tazminat adı altında değil ama onu almaya hak ediyorsunuz sonuç itibariyle. İçeride kalmış yıllık evet, ücretli izinlerimizi aynen dediğiniz gibi ekliyoruz. Orada da şöyle bir yanılgı doğabiliyor. Açıkçası işveren tarafında daha çok böyle sıkıntılar yaşanabiliyor maalesef. Benim 2020 yılından içeride 10 günlük iznimin kaldığını düşünelim. Ama 2023 yılında iş akdimi feshediyorum. Şimdi 2020 yılındaki ücretim üzerinden bana 10 günlük ücret verilmemeli. Yani son bordromdaki ücretim üzerinden güncel 10 günlük ücretim. Güncel neyse o geçer evet. değil mi? Yani hangi yıl olduğu çok önemli değil. Güncel bordronuzda geçen tutar neyse oradan faydalanıyoruz. Evet. Sadece bir konuya bir lütfen, değinmemiz lütfen, gerekebilir. Lütfen. Kıdem tazminatı tavanı dediğimiz devletin belirlemiş olduğu rakamlar mevcut. Yani burada şöyle bir durum var. Biraz önce 16 bin hesapladığımız için 16 çarpı 3 dedik 48 bin dedik. Şöyle bir durum olabilir. Benim 23.489 TL 2023 Temmuz ayından sonuna kadar uygulanan kıdem tazminat tavanı şu anda. Hani 23.000 düşünelim şu anda. Ben şu anda 50.000 TL maaş dahi alıyor olsam 3 yıl çalıştığımda 150.000 TL olarak bu tazminatı alamam. 23.000 çarpı 3 yıl olarak alabilirim. Yani belirlenmiş maksimum tavan ücret üzerinden bu hesaplama yapılabiliyor. Pekala. Mesela diyelim ki şimdi biz 3 yıl dedik ama o şöyle söyleyeyim size. 15 ay çalıştım. Tamam. 1 yıl 3 ay. 1 yıl 3 ay. Evet. Nasıl hesaplayacağım? Şöyle onu da maaşımız 1 yılı zaten normal 1 aylık maaşımızı aldık. Yani 3 ayımız kaldı. Aldık. 16 çarpı 1 yıl 16 bini evet. aldık. 3 aylığı nasıl hesaplayacağız? 3 ayı nasıl hesaplayacağız? Maaşımızı 365'e bölüp günlüğü bulup 90'la çarpabiliriz. Ha. Veya 4'e bölüp 3'er çeyreklik deyip 1'le kaç çarpabiliriz. Kaç aysa evet. yani aynen. yıla girmeden kaç ayınız varsa onu doğru. da o şekilde yani hesaplayabiliriz. Günü gününe hesaplanıyor kıdem tazminatı. Pekala bir şey daha soracağım. Kıdem tazminatı ile alakalı ilave etmek istediğiniz herhangi bir şey kaldı mı? Kalmadı. Sadece bir konuya değinmek istiyorum. Lütfen. Çünkü açıkçası kıdem tazminatında o kısım hep atlanıyor sizin de içerisinde olduğunuz basın çalışanları. Evet. Basın çalışanları iş kanununa değil kendi kanunlarına tabi oldukları için onlar da bu kıdem tazminatı uygulaması, tavanı uygulaması mevcut değil. Onlar da bir yıl süre değil 5 yıl süre diye bir kavram var. Hani bu sektör, hani bu meslek kolunun ayrı bir kanunu olduğu için onların da böyle bir durumu var. Bunu da belirtmek yani, isterim. Yani bir basın çalışanı işten ayrılmak istediğinde bir yıl değil bir kere 5 yıl süreyi doldurmak gerekiyor. Burada şöyle ama aynı işveren koşulu yok. Yani 5 yıllık basın çalışanı olma şartı var. Basın sektörü hani basında 5 yıllık bir çalışma tecrübesi ama olmalı. Ama şeyi aynı mı hesaplanıyor? Yani ücret aynı mı hesaplanıyor? Aynı yani ben hesaplanıyor. Bir basın çalışanı olarak diyelim ki 7 yıldır aynı evet. yerde çalışıyorum. Hı-hı. Bir kere 5 yılı zaten doldurduğum için kıdem tazminatını evet, almaya doğru. hak ediyorum. Son aldığım maaş çarpı 7 mi diyorum? Aynen öyle. Tamam, okay. Sadece tavanınız yok. Sizin 50 binse maaşınız 23 binden değil gerçekten de 50 binden 50 hesaplanıyor. Binden. Evet, basında böyle bir durum var. Ayrıca. Pekala. O zaman basın çalışanları için de bunu anlatmış olduk. Şunu sormak istiyorum. Çok merak edilen bir soru. Bununla alakalı sorular da geliyor. Şimdi ben bir yılı diyelim ki doldurmadım şirketimde. 6 aydır, 7 aydır çalışıyorum diyelim ki.
işten de çıkarıldım. İşsizlik maaşına başvuracağım. Evet. Almayı hak ediyor muyum? Onun süresi ne kadar çalışmış olmam lazım bir iş yerinde? Şöyle, burada sadece o iş yerinden açıkçası değil, son 3 yıl içerisindeki çalışmalarımıza bakılıyor. Son 3 yıl içerisinde 720 günlük bir çalışmamız gerekiyor. 720 günlük bir çalışmamız varsa son 3 yıl içerisinde SGK'lı olarak işsizlik ücretine başvuru yapabiliyoruz. Peki. Çıktıktan bir ay içerisinde bu süreyi atlamamamız çok önemli. 720. Evet, doğru. Nereden baksanız bir 2 yıllık evet. bir süreç evet. Gerekecek bir yerde. Peki diyelim ki bir yerde çalıştı 1 yıl. Ayrıldı oradan. Başka bir yerde hemen önemli değil. Fark önemli, etmiyor evet. ama 720 günlük evet. çalışması orada şöyle lazım. Bir durum var açıkçası. Hani sigortada hepimiz biliriz. Maaşımızdan belli kesintiler olur. Bu kesintilerden birisi de işsizlik ödeneğidir. Adımıza evet. işsizlik ödeneği kesilip işsizlik fonuna aktarılır. Hı hı. Bu fonda biriken para hani biz yani işsiz kaldığımızda başvuru yaptığımızda bizim adımıza ödenir. Yani burada farklı bir iş yerinden ayrılma, farklı bir iş yerine geçmemizin herhangi bir önemi yok. Sadece son 3 yılda geçerli o gün sayısını doldurursak başvurup bu ödeneği alabiliriz. Alabiliyorsunuz. Yani doğru. 720 günü doldurmuş evet. olma şartımız var. Ama şöyle de bir durum var. Aslında ayrıldınız diyelim ki. Yok. Sormuyorum sorumu çünkü 720 gün şey tamam. var. Affedersiniz. Hiç, hiç, evet. Aklıma bir soru gelmişti. O zaten 720 günü doldurmuş oluyor. Şimdi kıdem tazminatıyla alakalı soracağımız bütün sorular tamamlandı. Doğru. İhbar tazminatını da sizinle biraz konuşmak tabii. istiyorum. Şimdi ihbar tazminatı nedir? Kıdem tazminatına bağımsız olarak ihbar tazminatı nedir? Hangi koşullarda ihbar tazminatı alınabilir? Şöyle ihbar tazminatı açıkçası kıdem tazminatıyla hep iç içe geçmiş bir konu. Evet. Burada şunu belirtelim öncelikle. Kıdem ve ihbar tazminatı arasındaki en büyük fark kıdem tazminatı tek taraflı bir çalışan bir tanım diyelim. Yani işçinin, işverenin işçiye karşı sorumlu olduğunu. Ancak ihbar tazminatında her ne kadar uygulamada maalesef işçiler bunu tam hakim olunmasa da aynı şekilde işçi de işverene karşı bir sorumluluğu mevcut. Peki. Buradaki amaç nedir? Aynı, nasıl ki işçi ihbar edilmeden işsiz kaldığında sıkıntıya düşebilecekse aynı şekilde hani biz de işi işverenimize haber vermeden bırakırsak aynı şekilde işverenimiz de zor duruma düşebilir. Ne kadar süre önce haber vermemiz lazım? Burada önemli olan o şirketteki çalışma süremiz. Yani 6 aya kadar bir çalışma süremiz varsa 2 hafta önce 14 gün önceden bunu yazılı olarak bildirmek zorundayız. 6 aydan 1,5 yıla kadarsa 28 gün içerisinde bildirmemiz lazım. 1,5 yıldan 3 yıla kadarsa 42 gün içinde bildirmemiz lazım. 3 yıl üzerindeyse 52 gün içerisinde bildirmemiz lazım. Bunlar hani çalıştığımız süre önemli burada açıkçası. Peki hangi koşullarda alabiliyor? Hangi koşullarda alabiliyoruz? İhbar tazminatı dediğim gibi bildirime dayalı olduğu için işveren veya işçi iş akdini sona erdirmeden önce bu yükümlülüğü çalıştığı yıllara göre o sürelere istinaden bildirmek zorunda. Tamam. O süreler içinde bildirimini yapmazsa bu tutarları ödemekle yükümlü. Yani şöyle diyelim işverenimiz bizden memnun değil. Haklı bir sebep de yok. Performansa dayalı olarak bizi işten çıkardı. Biz 6 aya kadar bir çalıştıysak o şirkette 2 hafta önceden bunu bize bildirmek zorunda. Tamam. Şunu da yapabilir. 2 hafta önce bildirip bize çalışmaya devam da edebilir. 2 haftalık ücretimizi verip işten de, işten de çıkarabilir. Ama burada işte dikkat etmemiz gereken konu tam olarak şu. İşçiler bu konuya açıkçası daha az dikkat ediyorlar maalesef. Hani işveren açıkçası bu konulara daha hakim. Hani bildirimini yapıyor çünkü insan kaynakları yapıyor, muhasebecilerimiz yapıyor. Var, evet. Hani muhakkak hani bu konulara daha şey oluyor ama işçi açıkçası şöyle oluyor. Sinirleniyor bir anlık hani şeyle işi bırakıp gidiyor. Ve bu sefer karşısına uzun yıllar çalışmış biri ise hani işte dediğimiz gibi yani 42 günlere kadar bir ücret ödemek zorunda kalabiliyor. Onun için işten ayrılırken de bunu yazılı olarak bildirmemizde fayda var. Fayda var. Burada ne kadarlık bir ihbar tazminatı olmuş oluyor? Burada aynı dediğim gibi 6 aya kadar 14 günlük bir ücret. Ücret maaş ücretimizden bahsediyoruz. Aynı şekilde. Sadece maaşı 14 evet. 30'a bölüp işte çarpı 14, 14 diyorsunuz. Evet, günlük doğrudur. Ücretinizle 14 evet. gün normal şartlarda çarpılıyor. Pekala. Şimdi ücreti arttırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak mesela işten ayrılabilir mi diye yine bir sorumuz var.
sorular açıkçası çok da karşılaştığımız sorular böyle şey gibi oluyor tabii. Ücreti arttırılamayan işçi sanki hak eder der diyecekmişsiniz gibi duruyor ama iş koşulları işe başlamadan önce işçi ve işveren arasında muhakkak bir iş sözleşmesine dayanmalı. Evet. Şimdi bu iş sözleşmesinde maaş zammımızı ne zaman yapılacağı, ne oranda yapılacağı muhakkak yazılmalı. Onun için işveren açıkçası bu konuda işverene herhangi bir kanuni yaptırım yok. Yani şu tarihte şu kadar zam yapılmak zorunda. İşverene tek bu konudaki kanun koyucunun öngördüğü rakam asgari ücret. Hı hı. Yani kanun koyucu işverene diyor ki asgari ücretin altında zam bir çalışana yapamaz, ücret veremezsin. Evet. Hani ama zammı ne kadar yaparsın, ne süreyle yaparsın, nasıl yaparsın? O kısım tamamen işveren ve işçinin işe başlarken yapmış oldukları iş sözleşmesinde yazan tutarlar. Hı hı. Yani sizin iş sözleşmenizde bunlar mevcut değilse bu oranla bana zam yapacak, şu sürede yapacak diye zam yapmaz işveren ve bu bize bir haklı fesih doğurmaz. Peki burada hemen bir soru soracağım tabii size. Şimdi asgari ücretin altında normalde hiçbir işveren çalıştıramaz, evet, normal şartlarda. Doğru. Şimdi asgari ücret dediğimiz tutar bugün elimize geçen ne kadar? 11.402 TL dedik. Ben işverenimle 10.000 TL olarak anlaştım diyelim ki. Yani bununla alakalı bir sözleşme yapıldı ya da sözleşme yapılmadan işte sözlü olarak söylendi. Ama işverenimle de kötü oldum. Şimdi burada hem işçiyi korumak hem işvereni korumak adına aslında bu soruyu sormak istiyorum size. Burada herhangi bir şikayet edildiğinde, bunu ispat ettiğinde burada kim hatalı? Yani işçi herhangi bir sözleşme yapmadığı için, bunu kabul ettiği için hatalı, işveren de asgari ücretin altında maaş verdiği için hatalı. Öncelikle şöyle, doğru diyorsunuz, aslında bakınca iki taraf da hatalı. Ancak şöyle bir durum var kanunda. Asgari ücretin altında hiçbir şekilde işveren işçi çalıştıramaz. Yani evet, işçi de hatalı bakınca. Ama bu burada kesinlikle böyle bir durumda hani çıkacak karar işçi lehine olacaktır. Çünkü asgari ücretin altında hiçbir şekilde hani yani burada kanunda herhangi bir hani kanunda esnekliğin olmadığı çok nadir konulardandır. Hiçbir türlü esnemesi yok. Evet. Asgari ücretin altında ücret alınamaz. Net. Bitti. Net. Yani tamam. Yani şöyleydi bundan dolayı hani hiçbir şekilde burada bir esneme durumu mümkün değil. Hı-hı. Onun için böyle bir durumda işveren bu mağduriyeti gidermek zorunda kalacaktır. İşçinin iş mahkemelerine başvurması durumunda. Peki Volkan Bey, şimdi bazı işverenler resmi tatillerde de personelini çalıştırıyor. Evet. Ama burada tabii işçilerimizin de yani bilmediği bir şey var ki resmi tatillerde çalışmanın farklı bir bedeli var. Hı-hı. Yani doğru, işveren tarafından. İşveren tabii bunu biliyordur zaten ama bunu anlatmadığı sürece işçiler bazıları bilmiyor, bazıları bilse bile bir hak iddia etmeye, evet, çalışıyor. Sonra sorun yaşanıyor. Şimdi bunun bize bir şeyini de anlatabilir misiniz? Yani resmi tatillerde çalışmanın bedeli nedir? Şöyle, öncelikle dediğiniz gibi bu sürece açıkçası işveren daha hakim. Evet. Bizim gördüğümüzde şöyle uygulamalar olabiliyor maalesef. Kanunda yazan aslında çok net bu konuda. Ulusal bayram ve genel tatillerde kişi çalışmadığında zaten bir günlük ücretini alır. Hı hı. Yani o gün zaten çalışmadığımızda da bizim o günlük ücretimizi alırız. Hı hı hı. Kişinin çalışması durumu. Evet. İşçinin rızasıyla kişinin, hı hı hı, çalışması durumunda. İşçi bu durumlarda, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışması durumunda ekstradan bir günlük ücret, hı hı hı, hakkı kazanır. Ancak uygulamada maalesef şöyle şeyler olmuyor değil. Bire bir, aslında bir kat fazla vermesi gereken bire bir buçuk gibi durumlar söz konusu oluyor. Yani resmi bayramda, ulusal bir bayramda çalışıyor. Hani 1'e 2 ücret alması gereken 1'e 1,5 olarak uygulanıyor. Bu aslında yanlış bir uygulama. Kanunda belirtilen çok net. O gün çalışıldıysa ekstradan bir tam günlük ücret hak kazanır işçi. Hani yani bunları bilmemiz tabii bizim için daha faydalı olacak. Şöyle, çünkü işveren daha bilgili. Ulusal bayramlarda ve resmi günlerde çalıştığı zaman günlük ücretin 2 katını normal şartlarda almıyor mu işçi? Şöyle, şimdi normalde zaten o günü çalışmış sayılıyor. Evet. Çalıştığı için bir günlükte ekstra. Evet. Tamam. Yani iki günlük almış oluyor. Günlük, evet. Çarpı iki, evet, alması çarpı iki almış oluyor. Doğru. Yani 30 günlük değil, 31 günlük ücret alıyor. Peki gibi siz oluyor. Dediniz ki normalde 1'e 1,5 veriyor. Evet. Hani uygulamada çok görüyoruz maalesef. Uygulamada bu şekilde. Bununla alakalı mesela işçi
herhangi bir dava edebilir mi? Yani bir günlük ücret o çok büyük bir sıkıntı değil ama bilgilensinler. Ya tabii ki edebilir. Burada açıkçası artık bu durumlarda biliyorsunuz uzlaşmacı bir uzlaşma yoluna gidiliyor. Uzlaşma yolunda açıkçası uzlaşılırsa konu orada kapanıyor. Uzlaşılmazsa daha sonra iş mahkemelerine konu taşınabiliyor. Tabii iş mahkemelerinde açıkçası bizim gördüğümüz kadarıyla açılmış dosyaların %90'ı işçi lehine sonuçlanmakta. Hani burada gerçekten çok yüksek bir orandan bahsediyoruz. Hani çok işçinin haklı olduğu durumlar söz konusu oluyor. Ama tabii uygulamada gidilebilir mi kısmında emin değilim. Çünkü gerçekten insanların şey şartlarda çalışıyor. Ya evet bire 1,5 veriyor mesaim ama iş yerimden memnunum. Hani şimdi yıllardır burada çalışıyorum gibi durumları değerlendirdiği için kendi içerisinde, evet, kendi menfaatleri doğrultusunda onu bilse dahi, o hakkını bilse dahi göz yummak zorunda kalabiliyor maalesef. Peki kıdem tazminatı almaya hak etti, evet, bir işçi ama işveren işten ayrıldıktan sonra zamanında ödemesini yapmadı. Herhangi bir faiz istenebiliyor mu? Bununla alakalı yaptırım nedir? Çok doğru bir konuya aslında çok güzel bir yerden soruyor. Çok karşılaştığımız bir soru değil bu. Ve çok da açıkçası bilgi sahibi olunan bir konu da değil. Burada şöyle bir durum var. Özellikle bizim gibi enflasyonist ülkelerde biliyorsunuz yani bir yıl önce almamız gereken kıdem tazminatını bugün almamız bizi ciddi zarara uğratabiliyor. Evet. Burada kanun koyucunun şöyle bir açık açık maddede şöyle denilmekte. En yüksek mevduat faiziyle beraber ödemek zorundadır. Yani piyasadaki mevduat faizi oranının en yüksek haliyle bunu faiziyle birlikte bize ödemek zorunda. Bir yıl önce iş aktim fesi tarihim bir yıl önce. Evet. Arada bir yıl geçmiş. Faiz oranını alıyoruz, hesaplıyoruz, bir yıllık vadeyi koyuyoruz ve o günkü tutara getirip o tutardan ödemek zorunda kalıyor bize. Yani faiz alınabiliyor. Tabii ki faizi alıyoruz, evet. Faizi alınabiliyor. Pekala, şimdi hamilelik ve doğum nedeniyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatının normal şartlarda almayı hak ediyor mu? Hamilelik ve doğum sebebiyle işten ayrılmak açıkçası şöyle geçiyor bu da kanunda. İşçinin kendi rızasıyla işten ayrılması, haksız fesih sebebiyle yani istifa dediğimiz kavrama, evet, giriyor. Evet. Bu sebeple herhangi bir kıdem tazminatı hakkı doğurmuyor. Hani kadınlarda dediğim gibi evlilik şartı hani kıdem tazminatı için bir ek madde olarak belirtilirken hamilelikte veya çok doğumda... Çok enteresan değil mi ya? Yani evlendiğin zaman bence hamile kalıp da işte yani çocuk olması... Birazcık şöyle sanırım. Bu yoruma girer ama yani birazcık şöyle daha sanırım, bence mantıklı. İş kanunumuzun da birazcık bir takım geride kalmış olması. Hani şu sebepten olmuş olabilir diye ben de tamamen mantık yürütüyorum. Evlendi ve eşim çalışmamı istemedi. İşten ayrıldı. 10 yıldır çalışıyorum. Kadının bir mağduriyet yaşamaması için bu ücreti kıdem tazminatı alabiliyor. Ama çalışmaya devam etti. Hamile kaldınız. Doğum yaptınız. Herhangi bir kıdem tazminatı hakkınız yok. Ama bu konudan ilerleyelim eğer müsaadeniz olursa. Lütfen, lütfen. Şöyle haklarımız mevcut. Hamile ve doğum yapan kadınların haklarından da bahsedersek. Onları mutlaka konuşalım. Bir ücretli izin hakkı elde edebiliyorlar. Nasıl, evet, hangi durumlarda elde edebilirler? Bunları da birazcık detayına inelim sizinle. Bu kanunla direkt şöyle denilmekte. 16 haftalık bir ücretli izin hakkı var. Evet. Bunun 8 haftası doğum öncesi, 8 haftası doğum sonrası olarak belirtiliyor. Tabii burada şöyle bir durum var. 8 hafta doğum öncesi kullanmadım. Görüyoruz, hepimiz de şahit oluyoruz yani. Doğumuna bir ay kala hala iş yerinde çalışanlar mevcut. Bunların izin hakları ne oluyor? Bunlar yanmıyor. Yani 16 haftalık bir iznimiz var. Bu izin hakkını istersek doğumdan sonra istersek doğumdan sonra da kullanabiliriz. Ki anneler açıkçası... Eşime de buradan selamlar göndereyim kendisine. Evet, sevgilerimizi, yeni bir anne, selamlarımızı göndereyim. Yeni bir anne öyle sayılır. Mi? Evet. Ah, maşallah. O da öyle yaptığı için doğum sonrasına sarkıtıyor. Evet. Çocuğuyla daha fazla vakit geçirmek istediği için. Burada sadece şuna dikkat edilmesi lazım. Son 3 haftaya kadar
çalışabiliyor. O da doktor raporu şartıyla. Hmm. Doktor çalışır raporu verdiğinde son 3 haftaya kadar çalışabiliyoruz. Yani o kalan 5 haftamızı ne yapıyoruz? Doğum sonrasındaki 8 haftamızın üstüne ekliyoruz. 13 hafta daha doğum sonrası ücretli izin yapabiliyoruz. Peki Volkan Bey, bir de mesela şirketlerde bazen dikkatimi çeken bir konu daha var. O da bazı anneler İşten mesela erken çıkabiliyorlar. Yani doğum iznini kullanmıyor da işte 2 saat, 3 saat erken çıkabiliyor, evet. Her gün ya da işte haftanın belirli günleri. Onu hangi durumlarda kullanabilir? Çocuğunu eline alan anne, kucağına alan anne diyeyim. Çocuğu 1 yaşına gelene kadar, evet, günlük 1,5 saatlik süt emzirme hakkı dediğimiz hakka sahip. Bunu anne tabii şöyle kullanabiliyor. Günlük işten 1,5 saat erken çıkabiliyor. Öğlen arasında 1,5 saat izin kullanabiliyor. Veya kullanmıyor. 1,5 saatten 5 gün 7,5 saat yapıyor. 7,5 saatlik bir iş yerinde cuma günü komple kullanabiliyor. Yani burada bir günlük 1,5 saatlik çocuğumuz 1 yaşına gelene kadar annelerimize verilmiş bir hak var. Ha. 1,5 saat ile sınırlı. 1,5 saat önce çıkabiliyor, evet, istersen. Evet, doğru. Ya da bunu işte 1,5 saat toplayıp da tabii ekstra kullanabiliyor. Yani bugün 1,5 saat ne kadar kullanmadı, süre kullanabiliyor? Çocuğu 1 yaşına doldurana kadar. Gelene, evet, kadar. 1 yaşına gelene kadar. Pekala. Şimdi yine merak edilen sorulardan bir tanesi de çalışanlara verilen yol ve yemek paraları. Şimdi bazı şirketler diyor ki işte ya benim ücretim bu ama ben yol vermem diyor. Ya da işte yemek parası yok, siz kendi cebinizden karşılayın. Bir işveren çalışanına yol ve yemek parası vermek zorunda mı? Zorunda değil. Biraz önce aslında söylediğimiz gibi İşçi ve işveren arasındaki bütün aslında bu uygulamaların hepsi ilk başta yapılan iş sözleşmesinde belirtilen konular. Evet. İş sözleşmemizi onun için çok dikkatli okuyarak talep ettiğimiz konuları orada açık ve net şekilde emin olmamız lazım. Çünkü yol ve yemek kavramı eğer iş sözleşmemizde mevcut değilse bunu işverenden herhangi bir şekilde talep etme durumumuz yok. Sadece şunu belirtmek isteyeyim. Taşınma durumu demiştik ya kıdem, evet, tazminatında. Evet. Taşındı iş yeri. Ancak kıdem tazminatı hakkımız doğmuyor. Bunda hemfikiriz. Ancak taşınmadan dolayı kaynaklanan bir yol farkı durumunda bu yol farkı ücretini işveren işçiye ödemekle yükümlü. Yani dediğiniz gibi sizin buradan iş yeri taşındı ve bu size ekstra bir yol külfeti getirdi. İlk duruma göre siz işi kabul ettiğinizde böyle bir gideriniz yoktu. Ancak yeni bir ortaya gider kaleminiz çıktı. Bunu işveren karşılamakla yükümlü. Yani aslında çalıştığımız bir yerde işte belirli bir maaş alıyorsak, yol ve yemek vermiyorsa bununla alakalı herhangi bir, evet, sorun yok. Ama örnek veriyorum, işte biz Levent'teyiz, buradan taşındı, karşı Anadolu yakasına, evet, gitti. O zaman mecburen yol parası, yol parası vermek zorunda. Gerekiyor. Yine yemek parası yine kendi cebimizden çıkabilir. Karşılama. Onun için iş sözleşmeleri, iş kanunu, hani konumuz iş kanunu, iş sözleşmeleri de bunun temelini oluşturuyor diyebiliriz. Hani iş sözleşmemizi muhakkak kontrol etmemizde fayda var. Hani şu anda eminim açıkçası piyasada da görüyoruz. Çalışanların zaten %90'ı kendi iş sözleşmesini imzalayıp imzalamadığını dahi hatırlamıyor, evet, maalesef. Evet. Tabii hatırlamaması da bu gibi koşullarda önlerini kapatan bir engel olarak yer alıyor. Yani bir nüshalarını kendilerinde almalarında fayda var. Hatırlamaması bir yere, şimdi öyle bir pozisyon oluşuyor ki gidiyorsunuz işte işe başlayacaksınız. Önünüze şöyle bir evrak geliyor işte 3-4 sayfalık. Şimdi onu oturup orada okumak lazım. Kesinlikle gerekir. Ama işte şimdi öyle insanlar var ki, bir kere öyle maddeler var ki hukuki. Okuduğunuzu anlayamıyorsunuz zaten. Anlasanız zaten saatlerce oturup okumanız lazım. En mantıklısı bence işte ben bunu alayım, bir evde okuyayım, öyle imzalayayım, getireyim diyebilmek lazım. Kesinlikle. Bence bu, çünkü bizim en doğal hakkımız aslında, evet, değil mi? Bir çalışan olarak en doğal hakkımız. Şimdi yıllık izin süreleri de yine aynı şekilde çok merak edilen konulardan bir tanesi. Şimdi biz bir yıl çalıştığımızda 15 gün ya da işte 14 gün. Hı. 14 gün yıllık izin süresini almayı hak etmiş sayılıyoruz. Doğru. Mütabık mıyız? Evet. Peki ben iznimi kullanmak istemiyorum. Başka zamanlara yayabilirim. Ya da işte işverenimle ya da insan kaynaklarımla görüşerek onun ücretini de izin olarak değil ama maddi olarak alabiliyorum.
Şöyle aslında 4857 sayılı iş kanununda bu işverene dayatılmış bir yükümlülük. İşçinin iznini kullandırmak zorunda. Yani yıl içerisinde yıllık izin hakları aslında devredilmemeli. Devredilemez, devredilmemeli evet. Ama evet uygulamada görmüyor muyuz? Görüyoruz. Görüyoruz, evet. Uygulamada devrediliyor yoğunluktan dolayı. Burada tabii iş birazcık işçi ve işverenin mutabakatıyla oluyor. Hani iki tarafta buna bir rıza gösterdiği için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ama kanunla olması gereken iş kanununda işçinin yıllık izninin ilgili yılda kullandırılması. Bunu bölerek de kullanabilir. İşçi nasıl isterse o şekilde kullanabiliyor mu? Yani bu işveren açısından hani bazen şöyle olabiliyor ya. Ya işte iki gün bir yere gideceğim izin kullanmak istiyorum. Bazı işverenler diyor ki olmaz diyor. Yani ya bir hafta kullan ya işte 14 gün kullan git gel. İşimiz var. Mesela bunu bu şekilde kullanabilir mi? Açıkçası şu anda ben de bir iş akdi sözleşmesi ile bağımlı bir çalışan mali müşavir olarak şöyle bir durum var. Bu izin konularında gördüğümüz işveren kısmı daha haklı. Hani işveren kısmının daha haklı olduğu konulardan birisi bu. Çünkü şöyle bir durum var. Kanunda açıkça belirtilen. Evet yıllık izinler bölünebilir ama şöyle denilmekte 10 günden az olmamak şartıyla bölünebilir. Yani 14 günlük yıllık izniniz var. 10 günü kullanacaksınız. O geri kalan 4 gün evet otomatikmen bölünmüş mecburen olacak. Kullanacaksınız. Ama kanunda yani 10 günden aşağı olmamak şartıyla bölünebiliyor. Yani aslında burada işverenin söylemiş olduğu kısım daha kendince tutarlı. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Ben Temmuz 15'te gidiyorum. Ben Temmuz 20'sinde gidiyorum. Deyip hani işverenin bunu onaylamasını evet beklememiz kanunen yanlış. Çünkü burada da tamamen izin durumu işverenin onayı dahilinde. Nisan ayına kadar bizim bunu ilgili iş yerimizin insan kaynakları olur yoksa muhasebe departmanı olur. Oraya bildirip izin haklarını hani o ayarlamaların yapılıp genellikle tabii ki mutabakat usulü gidiyor bu süreçler. Hani işveren de tabii ki burada işçisini düşünüyor. İşçi de tabii ki kendisi için tatilini ayarlamak istiyor. En uygun zamanı bulup iki taraf bir mutabakata varıyorlar. Ama ben şu tarihte izne gideceğim dersek işveren bunu isterse karşı çıkabilir. Karşı çıkabilir. İşverenin sorumluluğunda yıllık izinler diyebiliriz. Pekala. Şimdi bu ulusal bayramlar ve resmi tatillerde normalde resmi tatil ilan edildiği zaman şirketlerin normal şartlarda çalıştırmaması lazım. Evet. Değil mi? Hani çalıştırırsa zaten ekstra para alacağını söyledik. İki katı kadar bir para alıyor günlük maaşının. Ama normal şartlarda çalışılmaması lazım değil mi kanuna göre? Şöyle tabii muhakkak bunun şeyleri var. Ayrıcalıklı durumları var. O da şöyle. Toplu iş sözleşmeleri olabilir. Evet. İş yerinin veya iş sözleşmelerinde biz bu bayramlarda da çalışıyoruz gibi bir madde eklenmiş olabilir. Yani yine aslında döndük iş sözleşmesine geldik. Yine evet. Çünkü yani biliyorsunuz evet ulusal bayramlarda ve genel tatillerde çalışılmıyor ama çalışılan birçok sektör var neticede. Hani öyle bir durum olabilir. 7/24 üretimin hiç durmadığı bir tesiste çalışılıyor olabilir. Oradaki toplu iş sözleşmesinde bunlar zaten yazıyor olabilir. Bu sözleşmelere istinaden işveren bizim o tatillerde de çalışmamızı talep edebilir. Bizim bu durumlarda çalışmamamız haklı fesih sebebi doğurmaz. Yani tamamen aksi şekilde işveren çalışmaması tarafından evet sıkıntı yaşatabilir. Haklı fesih sebebine götürebilir süreci. Onun için sözleşmemizde yazmış olması önemli. Bir de mesela mazeret izinleri alırız ya genelde. İşte işimiz çıktı, mazeret izni yazdırırız. Bu tarz durumlarda işveren normal şartlarda bunu yıllık izinden düşmeyi şey yapar mı? Ya hak eder mi? Uygulamada düşülür. Evet. Genel olarak gördüğümüzde bizim odur. İnisiyatife buradan da bağlı gibi düşünüyorum. Evet. Ama aslında kanunen çok açık bu da belirtilmiş bir durum. Evet. Ücretli, ücretsiz, mazeret, rapor izinleri dediğimiz izinler, yıl içerisinde izinler ücretli yıllık izinlerden mahsup edilemez. Yani bunları burada aslında işverenin herhangi bir şekilde düşme durumu olamaz. Hani bu konuda muhakkak hani bilgi sahibi olmamıza fayda var. Şimdi yine önemli bir konuya geleceğim aslında. Şimdi bazen bazı işçilerin borçları oluyor.
SGK'lı çalışıyorsa bu borçlarına da işte haciz gelebiliyor normal şartlarda. Tabii bunu şu şekilde yapanlar da var. İşvereniyle konuşup işte sigortalı, sigortadan kendini çıkarttırıyor o hacizi maaşından kesilmesin diye. Ama diyelim ki maaşa haciz geldi. Normal şartlarda ne kadarını kesebilir? Yani ne kadarına maaşın, ne kadarına haciz koyulabilir? Süreç tam olarak aslında şöyle işliyor. Tam size süreci anlatayım. İşçi sigortalı olarak iş yerinde çalışıyor. Tebligat yoluyla işverene bir tebligat geliyor. X adlı çalışanınızın bize borcundan dolayı hacizi vardır. İlgili hesaba diye bir hesap numarası veriliyor ve o, sizin artık o işçinin maaşının %25'ini geçemez bu tutar. %25'ini ilgili hesaba aktarmanız gerekiyor. Tabii burada da şöyle bir ekstrem durum var. Nafaka ödemeleri bu kapsamda değiller. Yani %25 kapsamında değiller. Nafaka ödemelerinde herhangi bir öyle bir kısıt mevcut değil. Yani %25, ne oluyor zaman nafakalarda? Nafaka ödemelerinde maaş haciz gelirse tamamına kadar haciz edilebilir. Onun için eşlerimizle iyi anlaşmakta fayda var diyebiliriz. Buradan mesaj gönderelim diyorsunuz. Buradan mesajı gönderelim. Pekala. Şimdi biraz taşeronlar kısmına da gelmek istiyorum. Tabii. Diyelim ki bir iş yerinde taşeron olarak çalışıyor bir eleman. Taşeron firmadan alamadığı ücreti nasıl tahsil edilebilir? Bunun bir yolu var mı? Tabii ki burada aslında süreç tamamen taşeron mantığında şöyle ilerliyor. Bir firma işveren olarak sistemde gözüküyor. Altında bu işi yaptıracağı bir taşeron firmaya işi taşere ediyor. Burada tabii bu taşeronluk sisteminde yani ilgili SGK'ya vergi dersine bu yazılar bildiriliyor. Yani bu firma benim bu fabrikada taşeron işlerimi yapacaktır, ilerletecektir diye. Yani oradaki işveren tamamen aslında taşeronun bütün işçisine vergi borçlarına olsun, bütün sorumluluğuna kendisi de bizzat sorumlu. Evet. Yani taşeron firmanın çalışanı o taşeron firmada almadığı maaşını işveren firmadan bizzat talep edebilir. İşveren firmada bizzat bu borcu ödemekle yükümlüdür. Evet. Yani müteselsiz sorumluluk dediğimiz hani kendisi de bizzat o borçtan sorumludur. Onun için hani böyle durumla karşılaşılan durumlarda hani taşeron tarafından iş çözülemiyorsa işveren tarafından da bu sorun ortadan kaldırılabilir. Volkan Bey, bazen döviz olarak almak istiyoruz maaşı. Evet, şimdi bunun ne kadar mümkün? Maalesef mümkün değil. Şöyle bir durum var orada da. Döviz olarak evet anlaşabiliriz. Hani belli bir tutarda da anlaşabiliriz. Ama maaşımızı döviz olarak alamayız. Maaş ödeme günündeki Merkez Bankası kurunun TL karşılığı olarak alabiliriz. Ama döviz olarak herhangi bir maaş ödemesi alamayız. Maaş ödemeleri özel finans kurumlarında açılan hesaplardan TL olarak ödenmek zorundadır kanunen. Bunun için yabancı şirketlerde çalışmak. Eğer çalışırsanız alıyorsunuz yabancı şirketlerde. Pekala. Şimdi aslında birçok konuyu konuştuk çalışma hayatına dair. Atladığımız herhangi bir şey var mı? Aslında bilmediğimiz, bakın değerli izleyicilerimiz, bilmediğimiz o kadar fazla hakkımız var ki ya da bildiğimizi düşündüğümüz. O yüzden işten çıkacağınız zaman ya da çıkmadan önce mutlaka hani kafam attı, ben gidiyorum ya lanet olsun bütün hakkımda yanarsa yansın. Siz oraya bir emek verdiniz. Önce ben işçi tarafından bakıyorum. Emek verdiniz. O yüzden mutlaka bir bilene danışın. Bu muhasebeciler olabilir, mali müşavirler olabilir, avukatlar olabilir, iş hukukuyla ilgilenen avukatlar olabilir. Bir bilenden bilgi almadan lütfen emeklerinizi çöpe atmayın bir anda. İşveren tarafında da söyleyebileceğim tek şey, zaten sizler birçok şeyi biliyorsunuz. Gerek işte Volkan Bey'in söylediği gibi insan kaynaklarınız var, avukatlarınız var, muhasebecileriniz var, mali müşavirleriniz var. Ama ne olur, işçilerin zaten kıt kanaat geçinen işçiler, onların haklarını yemeden işlemler yapabilirsek, değil mi? Hepimizin hayatı daha güzel olur. Sizin ilave etmek istediğiniz, şöyle bir 5-6 dakikamız kaldı. İlave etmek istediğiniz bir şeyler var mı? Bir iki ayrıcalıklı konudan bahsetmek isterim. Hani o kısımlar açıkçası tabii şimdi hep iş kanunu genel geçiyoruz ama hani biraz önce basında değindiğimiz gibi böyle daha nadir gelen
şeylerle ilgili bahsedeyim. Ücretli izinlerde mesela bahsettik. Orada şöyle bir durum var. 18 yaş altı çalışanlar ve 50 yaş ve üzeri çalışanlar. Evet. Yıllık ücretli izin süreleri 20 günden aşağı olamaz. Hani normalde 1 yıldan 5 yıla kadar 14 gündür. Ancak bu kapsamda değil. Yani 50 yaş ve üzeri bir çalışan bir yılın dolduğunda minimum 20 gün izin alır. Yeraltı işçileri, hani yeraltı maden işçisi olabilir gibi durumlarda da 4'er gün ek ilave süresi vardır. Ücretli izinlerle ilgili bilinmediğini düşündüğüm bir konuya daha değinmek istiyorum. Yol izni dediğimiz izin. Evet. Yani eğer çalıştığımız iş yerinden farklı bir şehirde tatilimizi geçireceksek, ki bu özellikle İstanbul için ağırlıklı olarak öyle oluyor. Bunu belgeleme koşuluyla, hani biletlerimiz ile olabilir, işveren tarafımıza 4 gün ücretsiz izin vermek zorunda. Evet, eğer istersek 4 gün ücretsiz yol izni alabiliyoruz. Evet. Bir hani de, bir şey söylüyorum. Yok, tamam. Mesela özellikle satış pazarlama personelleri için size bir soru sormak istiyorum. Satış pazarlama personelleri genelde işte haftanın belirli günleri ya da işte ayın belirli günlerinde dışarıda seyahatte oluyorlar. Şimdi bazı şirketler bunun için ekstra ailesinden dışarıda geçirdiği için ekstra, bu bir inisiyatif midir onu soracağım öncesinde, bir ücret veriyor. Bazı şirketlerse zaten anlaşmamız bu şekilde diyor. Bu normalde zorunlu bir şey midir? Ya harcı rah ödemesi adı altında evet veriliyor bu ödemeler ama... Harcı rah dediğimiz yani harcamış olduğunuz genel giderler. Yemeğiniz, işte benzin paranız, araba altınızda zaten. Belli tutarları vermek zorunda evet. Ancak bu genelde tabii uygulamada, bu dediğimiz satış pazarlama işleri için konuşuyorum. Uygulamada harcı rah kısmı geçmiyor. Tabii satış pazarlama departmanı genelde iş sözleşmelerine bağlı olarak genelde daha çok bunu prim üzerinden ilerletmeyi tercih ediyorlar. Ama zorunlu bir durum değil. Ama değil, evet. Başka bir konuya daha değinecektim ama tam şu anda aklımdan çıktı maalesef. Siz o konuyu düşünmeye çalışırken ben bir sorum daha var, son sorum. Onu da size iletmek istiyorum. Emekli olan bir birey ama yine çalışmaya devam etmek istiyor. Herhangi bir sakıncası yok. Normalde SGK'ya bağlı olarak çalışırken işveren de kendisi de razı ise bu durumdan, hani sosyal güvenlik destek primi dediğimiz SGDP'li olarak da çalışmaya devam edebiliyor. Sadece şöyle bir durum var burada. Tekrar herhangi bir ikinci emeklilik gibi bir durum söz konusu olmuyor. Hani zaten emekli olduğu için. Yani bir sigorta yapılmıyor ama... Sigorta yapılıyor ancak hani herhangi bir tekrar bir emeklilik gibi bir durumu ama söz konusu olmuyor. Ama sigortalı olarak çalışmak tabii durumunda ki. Değil mi? Sosyal güvenlik destek primi adı altında kesinlikle yine sigortalı olarak çalışmak zorunda. Hani yani biz emekli çalıştıralım sigortasız gibi bir durum söz konusu değil. Değil. Kesinlikle. Ona da özellikle dikkat edelim. Evet. Dikkat edelim. Pekala, programımızın sonuna geldik. Aklınıza takılan bir şey vardı. Geldi mi aklınıza? Yok, gelmedi maalesef. İnşallah başka zaman hatırlarsak artık. Peki, başka zaman inşallah konuğumuz olduğunuzda yine onu da konuşalım. Ben programımıza katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok önemli konulara değindik bugün çalışma hayatıyla alakalı. Geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Başta misafirperverliğiniz için ben de sizin de izninizle tüm Cem TV'ye teşekkür ediyorum. Peki, tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Peki, hala. Değerli izleyicilerimiz, bugün de programın sonuna geldik. Bizden bu kadar efendim. İlk bölümümüzde yoga eğitmeni Burcu Yakan bizlerle birlikteydi. Önce yogayı konuştuk, sonra keyifli iki tane egzersizi yaptık. Bir tanesi nefes farkındalık çalışmasıydı. Diğeri de yogayla alakalı oturduğumuz yerde sandalyede birkaç egzersiz gösterdi bize. Umuyorum bugünü bir milat kabul ederiz ve yoga yapmaya, meditasyon yapmaya devam ederiz. İkinci bölümde de çok önemli konulara değindik yine çalışma hayatıyla alakalı. Eğer programımızı kaçırdıysanız pazartesi günü Cem TV'nin YouTube sayfasından programımızın tekrarını izleyebilirsiniz. Eğer sorularınız varsa ya da bizim burada işlememizi istediğiniz konular varsa lütfen bize bir numaramız var zaten biliyorsunuz 0530 848 1312'den ya da benim Instagram hesabımdan DM'den bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Bugün programımızın sonuna geldik efendim.
Önümüzdeki hafta yine farklı konu ve konuklarla sizlerin karşısında oluncaya dek kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, mutlulukla kalın. Hayatınıza mucizevi şeyler olsun. İyi hafta sonları diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.